arkadaşlar. Aydaki Adam hoş geldiniz. Bugün çok önemli bir konuğum var. Fatih Altaylı YouTube'a girdi, pir girdi. Bu ikinci girişim aslında. <laughs> Öyle mi? <laughs> İlki dandik olmuştu. İkinci sağlam oldu. Bir 5-6 yıl önce bir denedim ama o sırada çalıştığım grup karşı çıktı. Ee, onun üzerine bıraktım. Ee, şimdi tekrar başladım dediğim gibi. Şeyi çok merak ediyorum. İnanılmaz büyük medya gruplarında çok üst düzeylerde çalıştınız. Evet. Bir şok yaşıyor olmalısınız. Hiçbir şok yaşamıyorum. Son derece halinden memnunum. Çünkü tam dediğin gibi 80'lerin başında gazeteciliğe başladım. 80'lerin sonuna doğru yöneticiliğe başladım. 90'ların başında Asil Nadir grubu. Güneş de, gazetesi. Güneş ve Günaydın gazetesi. öğreti kurulu yediği yaptım. Yayın yönetmenliği, yayın koordinatörü yaptım. Sonra orada birkaç radyo kurdum. Sonra hürriyette hem yazardım hem yöneticilik yaptım. Doğan grubunun televizyonlarında yöneticilik yaptım. Hepsi kocaman 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 şeylerdi. Sonra dedi YouTube'a düştüm. <laughs> ben söylüyorum onu. YouTube'a düştüm. Ee, artık bir YouTuber'ım. Galiba kart bir YouTuber'ım. Ee, şu anda en büyük derdim ileride torunlarım olursa onlara YouTuber olduğumu nasıl açıklayacağım konusu. <laughs> Çünkü inanmayacaklar ya yani. ben geçmişte çok büyük adamdım falan diyeceğim. <laughs> Şaka beyle çok memnunum YouTube'dan. Hakikaten keyifli bir iş. Ya aslında ee, tamamen özgürsünüz. Muazzam keyifli bir iş yani. Ağzından çıkanı kulağın duymasına gerek olmayan bir yerdeyiz yani. Müthiş e, keyif alıyorum. O yüzden de haftada bir iki video çekelim falan diye başladık. Şimdi günde bir iki video çekmeye başladık. Yakında turumun Show'a bağlayabilirim yani o kadar keyifli bir iş. Gerçekten şaşırtıcı Doğrusu, derecede. Doğrusu bu ana akımdan gelmenize hem seviniyorum hem de biraz korkuyorum. Şimdi buraya da acaba kontrol gelir mi sizin <laughs> yüzünüzden diye. Bunu ilk söyleyen değilsin. Bunu bugün hatta e, emekli bir hakimle konuşuyordum. Fatih Bey dedi sizin yüzden özgür mecra'yı bile dedi özgürlüğünden alıkoyma durumu olabilir. Çünkü dedi biraz söylediklerinizin dedi etkisi fazla e, diğer eski YouTube'daki e, görünenlere göre Dedim ki hemen susarım istiyorsanız. Yani, Şaka bir <laughs> yani hakikaten keyifli bir yer ve her şeyi söylüyorum. Şaka söylemeye devam edeceğim. Kanalın adını söylemeye gerek yok. Kanalın adı Fatih Altaylı değil mi? E, şimdilik sadece Fatih Altaylı ama yakında teke tek devreye girecek. Ondan daha yakında teke tek bilim de devreye girecek. Yani peş peşe birkaç kanal devreye girecek. Şimdilik dediğin gibi sadece Fatih Altaylı. Bu arada çok merak edilen Emre'yi de biz görüyoruz şu anda ama siz göremiyorsunuz ve Zeynep de burası. Görüyorsunuz ve gördüğünüzde pişman <gülüyor> oluyorsunuz. <gülüyor> Gördüm görmez olaydım. Bu göstermemeyi biz de ilk yapmıştık. O iyi bir şey. Hep merak ediliyor. Doğru bir taktik o. İyi bak. bir taktik. Evet. Vallahi bizimki Emre gör görünmek istemiyor. Çünkü diyor ki abi ben şöhret olmak istemiyorum. Yani şöhret olursam peşime bir çeşitli kadınlar, çeşitli şey olaylar düşecek. Ben mutlu bir evliliği olan bir adamım. O yüzden orada görünmeyeyim diyor. Ama Emre de genç beklediğimizden. Emre 32 yaşında ama e, zannederim 5 yaşından beri çalışıyor. Çocuk işçi. Çünkü muazzam bir tecrübesi var. Yapma Yapmadığı özellikle bu e, internet, YouTube, sosyal medya mecralarında yapmadığı iş kalmamış. Muazzam bir uzmanlığı var. E, benim en büyük şansım. Peki siz buraya önceden nasıl bakıyordunuz? Mesela Cüneyt Özdemir çok erken girenlerden biriydi. Nevşin, Nevşin Mengü Mendi. var. Hani Medyascope çok eskiden beri var ama onların izlenmeleri biraz düşük. İşte nasıl bakıyordunuz? Gal galiba ben onların hepsini daha önce yaptım. Yapmaya kalkıştım. Bıraktırdılar. Çok iyi bakıyordum. Niye çok iyi bakıyordum? Ya benim aklımda her zaman şu vardı. Burayı kendime açıkçası bir kaçış yolu olarak gördüm hep. Yani çünkü medyanın giderek sıkışacağını, giderek daha alanın daraltılacağını, giderek patronlar üzerinde baskının çoğalıyor. Yani mesela şey işte ben şeyden Ciner grubunda kendi isteğimle grupla uzlaşarak ayrıldık. Yani ben bir süreden bir ayrılmak istiyordum. Sonunda bir yere vardık ve beraber karar verdik ayrılmaya. Ama şunu da biliyorum mesela Ciner bu işi ben yapmıyorum diyebilir, kapatabilirdi. Veyahut da birisine satabilirdi. Aldığı insanda da %99.9 ben de çalışmak istemezdi Türkiye'nin bugünkü siyasi ortamında. Bunu da çok iyi bildiğim için her zaman YouTube'u bir Artı böyle hani kamyonlar aşağı giderken yokuşta freni patlarsa çıksın diye bir yandı hmm. bir yol yaparlar. Kaçış yolu. Kaçış yolu. Ben de kendime YouTube'u bir kaçış yolu olarak hep görüyorum. O medyanın aşağı doğru giden halinde hani kendimi kurtaracak ve medyadaki varlığımı sürdürebilme imkan sağlayacak bir yer olarak hep burayı görüyordum. Ne derler? Nasip şimdi bir <laughs> şey. Kanal inanılmaz iyi gidiyor. Tebrik ederiz. Sağ olun. Yani, tebrik ederim. Abone sayısı... Sizi takip ediyoruz. Estağfurullah. Abone sayısı henüz çok değil ama izlenmeler çok daha fazla. Valla şöyle söyleyeyim. Ben, benim daha önce başlattığım yani bu kanalı ben daha önce başlatmıştım. Sonra uzun süre ara verdim. 5 yıl kadar. İlk başlattığımda 50 bin abonemiz varken e, ki o zaman YouTube dedi ki çok hızlı abonemiz artıyor demişti. Devam etsin. Şimdi hala çok fazla olacaktı. 50 bin abone, abonevsi varken bu kanalın Celal Şengör'ün kütüphanesinde çektiğim bir tane kütüphane İyi tanıtım videosu. O zamanın 2,5-3 milyona yakın izlendi. Veya işte o serinin toplamı 5 milyon civarında izlendi. Keza bunu ilk kurduğumuzda o zaman Emre daha yatıracak ama 40 bin civarında bir abonemiz vardı. Celal Şengör'ün evinde Celal oğlu Asım'a kütüphanesinde evrildi. Bir şey yok orada diye, bir tane evrak imzaladılar. Öpüştüler, koklaştılar. ilberle ben de birer imza gibi İlber Hoca'yla. Bir konuşma yaptı Asım Şengör. 900 bin izlendi. Anladım ki orada hani abone sayısının o kadar önemli. Ha, abone iyi bir şey, e, İyi bir şey derken şu, yani moral veren bir şey, havalı çok bir şey. yok. Abi. Ama gerçek gerçek hayatta bir karşılığı olan evet. bir şey değil. Bir buçuk abonesi var. Benim izlendiğimin onda biri izlenen bir sürü adam veya kadın var. O yüzden çok dert etmiyorum ama tabii erken girenlerin bu işte ne diyeyim biraz daha avantajlı konumdaydılar ama ya ben şuna asla ya hiçbir şey hiçbir şey için hiçbir zaman geç değildir. Şu anda Tesla dünyanın en değerli otomotiv markası otomobil üreticisi. Ama üretici Ford şey. arkadan geliyor galiba değil mi? Öyle Ford bir şey mi? hiçbir yere gittiği yok. Tesla evet. piyasa değeri 600 milyar dolardı son baktığımda. Ford'un Ford'unki Galiba 44 milyar dolar yine son baktığımda. Yani arkadan gelip eğer işinizi iyi yapıyorsanız, çağ ayak uyduruyorsanız uydururum demiyorum. Yani. Ama arkadan gelmek bir kötü bir şeydir yani. Tamamen yaratıcı, daha iyi ürün, daha yaratıcı ürün, daha döneme uygun ürün, daha beklentileri karşılayan ürün ama gerçek anlamda iyi bir ürün için hiçbir zaman geç değildir. O yüzden de bir kaybım yok. Eğer ben iyi bir şey yaparsam, dün başlamışım, yarın başlamışım, hiç çok fark etmez. Şeyi merak ediyorum, siz ana akım yani Habertürk. Türkiye'nin en büyük kanallarından biriydi. Orada mesela bir program yaptığınızda kaç izlendiğini biliyor muydunuz? 3 aşağı 5 yukarı biliyorduk. Yani şuradan biliyorduk. Birincisi zaten reytinglerden biliyoruz. Bir reytingin kaç kişiye tekabül ettiği 3 aşağı 5 yukarı belli. Bizde açıklanmasa bile haber kanalları da ölçüldüğü için biliyorduk onu. Ayrıca da işte son zamanlarda e, sizin de bildiğiniz gibi bizim canlı yayınlar, haber yayında, haber türkteki yayınlarda... YouTube'dan da veriliyordu. YouTube'daki görüntülenme de bir ölçü olabiliyordu. Yani mesela bizim o tam o masada kavga çıktığı günlerde benim Meral akşam yaptığım program YouTube'da da muazzam izlenmiş. Yani normalde bir izleniyorsa YouTube'daki yayını Habertürk'ün o 60 izlemişti. Oran tam bu kadar yani. O yüzden onda 3 aşağı 5 yukarı biliyorduk. Bir ölçü daha var elimizde. Benim blog gibi bir internet sistem var. Yani fatihaltayli.com.tr Orada da köşe yazımı yazıyorum. Şimdi i̇şte Habertürk'te ben en çok okunan köşe yazarıydım. Zaten uzun zamandan beri en çok okunan köşe e, yazarları arasındayım. Türkiye'de yani işte Yılmaz Özdil, ben, bir ara Ahmet Hakan'ın e, artık değil. 3-5 kişilik böyle çok okunan e, yazarlar. Şu anda başka içinde hiçbir şey olmayan sadece kendi yazarımlar. yakında biraz daha zenginleştirmeyi konuk yazarlarla ve bazı işte sinema minema gibi konular. De yazanlarla biraz daha zenginleşecek olacak, zenginleştireceğiz ama bir haber sitesine dönüştürmeye aklımızdan şimdilik de olsa geçirmediğimiz bir yerim var. Oradaki okumam Habertürk'teki Türk'teki okumamın 4-5 katı yani şunu anlıyorsun bazıları aslında beni Haber okumuyorlarmış. Bu şeyden olabilir. Haber Türk adına gıcık olmaktan olabilir. Belki Harun Tekin Haber Türk hakkındaki şarkısına etkilenmekten olabilir. Bir sürü şeyden olabilir. Orada beni okumayan bir kitle burada okuyor. Yani şeyi gördüm ben. Diyorsun ya ana akım. Ana akım artık burasıymış. Esas orası marjinal olmuş. Burası ana akım. Esas ürün burada. Aslında onu sormak için sordum. Yani oradaki izlenmeleri sayısal olarak söylemezsiniz ama şu andaki mesela gördüğüm kadarıyla videolarınız bir günde 500 bin falan. 500'üncü evet. Orada da öyle miydi? Orada biraz daha düşüktü. Hı. Ama yine de oranın daha fazla etkisi olduğuna dair bir inanç var. Bu bu, bu konudaki en e, şeyi e, eşim söyledi bana. Şimdi sokakta yürüyemiyoruz. Yani yürüyemiyoruz derken şu. O Fatih abi, Fatih baba mama falan filan işte için samimiyet de var. E, YouTube'da olunca galiba samimiyet dozu da daha artıyor. Daha kendilerinden görüyorlar. Şu anda hayatımda olmadığım kadar şöhretliyim. Çok garip. Beraber dolaştığım bütün arkadaşlar tespit ediyor. Yani hiç ummazdım yani. Bana göre mesela YouTube nedir? YouTube daha kısa videolar olması gereken... ...daha genç insanların izlediği falan bir yer. Abi 80 yaşında kadın diyor ki... ...evladım her sabah seni izliyorum diyor. Ya diyecek ki teyze nereden aklına geldi YouTube'a girmek senin? Ama hakikaten izliyor yani. Söylediğimi biliyor. Şimdi sizin binaya giriyorum yandı güvenlikten. Şeyden, abi sabah izledim dedi. Yolda yürüyoruz birisi kulaklıkla. Abi izlemiyorum, seyretmiyorum ama din sürekli dinliyorum diyor. Günde 5 be kere falan... Adam böyle şu anda kulağımdasın veya sabah dinledim diyenle karşılaşıyoruz. Burası çok acayip bir yer. Gerçekten çok acayip bir yermiş. Ben bunun böyle olduğunu bilseydim oralarda sürünür müydüm bunca yıldır? Ben de daha yani. erken girseydiniz keşke diyecektim. Vallahi sürünmezdim. yani söyleyeyim yani. E, buradaki tek şey şu. Orada mesela ay başında muhasebesin maaşınızı yatırıyor biliyorsunuz kaçta Burada onu bilmiyorsunuz. Ve şimdilik yatan bir şey de yok zaten. <laughs> tek fark o yani şu anda o imkana sahip değiliz. E, o olur inşallah. Aslında bunu soracaktım. Ben hep önden gidiyorum galiba. <laughs> Yok çok iyi oluyor. Medyanın parayla bir problemi oldu Türkiye'de. Özellikle Özel sonrası oldu bu. Evet. Büyük bir tanınırlık var, büyük bir güç var. Gündemi tutuyordu. Hele o zaman daha da fazla tutuyordu. Fakat aslında para kazanmayan bir şey medya. Bu hep böyleydi ama. Evet. Yani bu ilginç bir durum bu değil mi? Bu hep böyle. Yani şöyle söyleyeyim. Bir ara çok paralar kazanıldı. Şöyle söyleyeyim mesela. şimdi Ben gazeteciliğe Cumhuriyet Gazetesi'ne başladım. İlk aldığım maaş o sırada kullanmakta olduğum otomobilin bir depo benzinini doldurmuyordu. Ya yani bugünden hesaplayayım yani işte mesela bugün diyelim ki bir depo 2500 liraya doluyorsa eğer veya 2000 liraya doluyorsa maaşımı da oradan hesaplayayım. 2000 lira maaşım vardı bugünkü hesaplarla göre yani ilk giriş seviyesi stajyer gibi. Hayır keşke değil öyle olsa. Mı? Önce girdim iki sene maaş almadan çalıştım. Arkadaşlar maaşları azaltıyoruz. O zamanlar öyleydi böyle stajyer muhabirlik falan diye bir şey vardı. Hemen hemen iki sene maaş almadım. Sonra işte komik bir maaş vermeye başladı. Uzun sürede o maaşı verdiler. Ama sonrasında hızla çok para kazanmaya başladım medyada. Hızla derken bir iki transfer transfer, transfer değil. Başka Çünkü bir medyanın da yükseliş döneminde. Tam yükseliş dönemiydi zaten o zaman. Ee, ve şöyle söyleyeyim ben gazeteciliğe başladığımda her, hayatımın herhangi bir gününde kendi kazandığım parayla ne bileyim bir otomobil, bir ev, bir şey alabileceğimi hiç düşünmedim yani. Bunları ben alamayacağım nasıl diyorum yani. yani Allah'tan aileden varsa var yoksa alamazdım. Sonrasında ama medyanın yol yükseliş döneminde işte yılların sonu, sonrasında işte Demirel, Tansu Çiller, Mansu Çiller falan medyanın gücünün artması, medyanın para kazanmaya başlaması, reklam, Türkiye'de reklam harcamalarının hızla e, yükselmesi, o Türkiye'nin zenginleşmesiyle beraber açık söyleyeyim hiç beklemediğimiz paralar kazandı. Bazıları çok paralar kazandı. Ben asla çok para kazanmadım. Daha çok para kazanmadım derken çok para kazanmanın peşinde olmadım. Çünkü çok para kazanmak medyada insanı zehirleyen bir şey. Şu açıdan zehirliyor. Bırakamıyorsunuz. Yani o afyon gibi o para çünkü sizi alıştırıyor ve ne olursa olsun oradaki işinizi bir şekilde sürdürmek için taviz veriyorsunuz. Medyada taviz vermenin sonu olan bir, bir şey değil yani. Bunu e, yöneticilik yaptığım son Habertürk döneminde biraz yaşadım. Arkadaşlarımı korumak için biraz kendimi yıprattım ve bundan da açıkçası hani pişman da değilim ama... Gerek var mı diye de zaman zaman e, düşünmüyor da değilim. Ama dediğim gibi yani o medya yükselişinde iyi paralar kazandık. Patronlar da iyi paralar kazandı. Şunu Ama biliyorum. bunları genelde yan işlerden kazandılar. Yok, yok. Yo. Bak bazı gazeteler için bu evet. Ama bazı gazeteler için bu hayır. Niye? O bir kapışma dönemi vardı. Sabah hürriyet evet. kapışma dönemi vardı. O dönemde çok masraz bir gazetelik yaptıkları için ciddi para kaybettiler. Yani mesela sabahın bir senede 200 milyon dolar, hürriyetin bir senede 170 milyon dolar para kaybettiği dönemleri hatırlıyorum. Ama bire birde baktığın zaman özellikle televizyon tarafında çok iyi paralar kazanmaya başladık. Yani ben mesela sabah Hasan Devlet'in el koyduğu sene işte benim de sabahın başında olduğum sene muazzam karlı muazzam karlıydık. Hem ATV'de hem eee sabah da. Haber Türk'ü kurduğumuz e, yıl çok ciddi paralar kazandık. Zaten Ciner mesela bu işe para kazanma maksadıyla girmişti o zaman. Yani biz hep nasıl para kazanırız diye e, bakıyorduk. Ama sonrasında AK Parti iktidarı baskıyı arttırıp medya içerisinde dengeleri bozduğu zaman ve kamu kaynaklarını bir takım gazetelere bir takım gazetecilere aktarmaya başladığı zaman bir denge bozuldu. Bugün bir insanın medya patronu olmak için yani büyük ana akım medya patronu olmak için gerçekten üşüdüş olması lazım. Şimdi meşhur hikaye vardır siz de hatırlarsınız. Ertuğrul Özkök'ün karton fabrikası şeyi vardı hatırlar mısınız? Evet karton fabrikası şeyi vardı bir de keçi kılı şeyi vardı iki şeyi vardı. <laughs> yani şöyle bir durum vardı medyada büyük isimlerin bir şekilde aslında devletten iş kovaladığı o var mıydı hakikaten? Ee, bazıları için vardı ben hayatımda böyle bir şey yapmadım. Ben hiçbir patron için devletten iş kovalamadım. Birisi de çıkıp derse ki Fatih geldi bize şunu istedi diye olmadığına dair şey. Siz kovduğunuz evet. diye söylemiyorum. Evet Zaten ama mi? yok yok doğru. haklısınız. Evet ama bazıları kovaladı. Yani şimdi mesela Ertuğrul Özçelik dediğiniz zaman yanlış bir örnek. Niye yanlış bir örnek? Ben hayata TÜSÜ'ye de üye olmadım. Ertuğrul Özçelik TÜSÜ'ye de Bir gazeteci niye TÜSÜ'ye da üye olur? Yani hani ne olacak? Hangi kompleksine gidereceksin TÜSİAD üye olarak? Yani bir gazeteci olacaksa illa bir üye gazeteler sendikasına olur. Ne bileyim TGS'ye olur. Gazeteler cemiyetine olur. Ya da işte ne bileyim bir hayır derneğine falan olur. Mesela ben de işte kadınlarla ilgili bir iki derneğe üye oldum. E, kurucusu oldum hatta bazılarının. Ama hala ve her şeye rağmen üye olma Bir tane denek var benim Galatasaray Spor Kulübü Derneği. Şimdi Ertuğrul Açık doğru bir örnek değil. Veya Zafer Mutlu da çok doğru bir örnek. Yani onlar mutlu. İş adamlığına soyun... Zafer artık zaten iş adamı e, bir ama yandan. Ama işte acaba patronlardan böyle bir beklenti mi vardı diye söylüyorum. Bence patronlardan öyle bir beklenti yoktu. Patronlara ben bu işi de hallederim ama bunun da bir bedelini de bana ödersin diye yaratılan beklenti vardı bence. Hiçbir patronun kalkıp da ki, Ertuğrul git şunu takip et düşünmüyorum ben. Turgay Ciner bir günden bir güne bir gazeteciye böyle bir şey söylemedi. Ben duymadım yani. En azından bana söylemedi veya benim tanıdığım kimseye söylemedi. Bana gelmedi böyle bir şey. E, ama bazıları daha yüksek gelir elde etmek için gazetecilikten bu işlere tevessül etmiş, soyunmuş olabilirler. Bu da ayıp mıdır? Yok. Derse ki ben gazetecilik ben iş adamıyım dersin. Mesela bu, bunun medyamızda bir sürü kallavi örneği var yani. Ne bileyim Mehmet Barlas da böyledir e, rahmetli. Başkaları da vardı yani. O yüzden bu bir tercih meselesi çok para kazanmak istiyorsanız, gazetecinin kazandıracağından daha çok para kazanmak ve kolay kazanmak istiyorsanız bu işlere girersiniz. Ben öyle yapmadım. Ben daha çok daha çok yazı yazdım. Daha çok televizyon programı yaptım. Ve bunları da her zaman piyasa fiyatının altında bir fiyata yapmayı tercih ettim. Çünkü piyasa fiyatının üstüne bir fiyat gerçekten iyi olmaz. Tehlikeli. Evet. Tehlikeli. Peki şimdi bir gazetecinin şöyle bir gücü var. O mesela bizde olmayan bir şey. Sabah seyrettim sizi. Telefonu açıyorsunuz. Meral Akşener çıkıyor. Ama bence sizde de vardır <laughs> Yok biz yani şey için söylüyorum gerçekten bir gazeteci için network çok önemli ve bu sizde var. Yani şöyle söyleyeyim mesela siz burada bu kadar izlenen bir e, sistemin sahibisiniz. Bir sürü kanallar şunlar bunlar etkilisiniz. Üstelik de işinizi çok iyi yapıyorsunuz ve aklı başında insanlarsınız. Hani zırzoplar var onları da kale ama işte siz ne bileyim Ruşen falan. Geç Ruşen'in izlenmeleri e, gibi değil ama Medyascope'da ciddi bir medya kuruluşu. Ama Bildiğim kadarıyla sizin böyle bir fon mon falan filan da yok. Yok. Siz, Tamamen kendi ayaklarınızla. Biz nasıl yapıyorsak siz de öyle e, yapıyoruz. Ya da biz nasıl yapmak istiyorsak siz de öyle yapıyorsunuz. E, onu da e, dışarıdan baktığımızda görüyoruz. Ararsanız size de çıkarlar. Hmm. Gerçekten çıkarlar. Çünkü siz de artık siz med yani siz kendi gücünüzün ve kendi varlığınızın ne kadar önemli olduğunu henüz belki farkında değilsiniz. Ama çıkarlar. Peki burada şey diyor musunuz ben gazeteci değilim. Hani lan bunlar da geldiler, bu işleri el attılar. Aslında yapamaz, yapmamalıları lazım gibi bir hissiniz var mı? Hayır, tam aksi, tam aksi bir hisse sahibim ben. Şimdi gazetecilikte şöyle bir şey var. Şimdi bir, bir dönem, bir, uzunca bir dönem özellikle e, gazeteci olanlar genelde işe yaramaz adamlardı. <laughs> ben Hı? söylemedim sayın. Seçim. Vallahi gerçekten. Yani şöyle söyleyeyim. Yani bundan bir bok olmaz bari gazeteci olsun durum vardı. Yani kulağından tutarlar işte okulu bitirmiş bir baltaya sabamıyor. Bankacı olamıyor. O olamıyor. Bu olamıyor falan. Biraz haylaz. Ya bunu biz verelim. Yani üniversite bitirmiş veya bitirmemiş böyle alaylı bir gazeteci geleneği vardı. Ben de onlardan bir tanesiyim. Estağfurullah. Siz gazetecilik okumadınız mı? Zaman? Ee, ben önce Boğaziçi'ni okudum. Sonra kısa bir süre gazetecilik okudum. Vazgeçtim e, okumaktan. okumaktan. Boğaziçi'ler bilimler. Sonra e, Basın Yüksek Okulu. Sizin bu yani sizin demeyeyim. Bu çok seslilik benim çok hoşuma gidiyor. Niye gidiyor? Çünkü bazıları, hepsi değil ama bazıları gerçekten çok çok kalifiye insanlar. Yani yaptıkları, işledikleri konularda sıradan bir gazeteciden çok daha derinlemesine ve... ...hem geniş hem derin olarak konularına daha hakim insanlar. Şimdi ben bunu mesela en iyi şeyde görüyorum. Bilim konusunda. Benim takı takıntılı olduğum konu olduğu için e, söylüyorum. Şimdi ben bundan 12-13 sene önce, 2009'da 14 sene olmuş tek tek bilimi başlattım. İşte Murat Bardakçı ile başlattım. Sonra Murat Bardakçı ile tek bir yönde ilerleyebildiğimizi görünce Murat'a ayrı bir program e, kotardık e, tarihin arka odası diye. Ben tek tek bilimi Celal ve İlber hocalarla e, başlattım. Sonra daha geniş kapsamlı. Şimdi şunu görüyorum mesela ben. Ben tek tek yapıyorum ama ben bilim adamı değilim. Bilim felsefecisi değilim. Bilim tarihçisi değilim. Ben bilime meraklı ama kalınlığı şu kadar meraklı olan yani geniş bir alanda sığ bir şekilde hakimim konuya. Şimdi ben bunu başlattım. Herkes güldü bana. Hatta bazıları hakaret ettiler. Hakaret edenler arasında Murat Ongun bile vardı. Belediyede şimdi. Niye hakaret ediyorlar? Bana me mesaj attı bir akşam. Ben tekede bilim yapıyorum. Murat Ongun bana mail attı. Dedi ki gündemden kaçmak için ve ilmemle korkusundan böyle bir program yaptığının farkındayız. Ama yarın öbür gün biz iktidar olduğumuzda bu korkuna gerek kalmayacak. Fakat sen ve senin gibi de hesap soracağız. Ben de ona ana avrat bir cevap verdim. Ertesi gün bir açtım gazeteleri. Her yere dağıtmış beni ona verdiğin cevabı. Sonra bana dava açtı. Kazandı davayı. Hakaret etmiştim çünkü. <laughs> bu arada siz sinirlisiniz değil mi? Ben hiç sinirli değilim. Yani görüyorsun beni. Geldiğinden beri sinirli bir halimi gördüm. Ben hiç sinirli değilim. Ben öfkeliyim. Yani bu da ikisi farklı şeyler. E ben öfkeliyim. Neye öfkeliyim? İşte bugün söyledim hatta onu. Siyasete öfkeliyim. İktidara öfkeliyim. Muhalefete öfkeliyim. Bürokrasiye öfkeliyim. Askere öfkeliyim. İş dünyasına öfkeliyim, burjuvaziye öfkeliyim, işçi sınıfına öfkeliyim, köylüye öfkeliyim. Herkese öfkeliyim ben. Çünkü kimse yapması işi, yapması gereken işi yapması gerektiği gibi yapmıyor. Bu da beni delirtiyor. Ama sinir değilim, sakinim. <laughs> öyle kalmanızı umuyorum. Ama Emre biraz korkuyor sanki öyle mi? Ee, Valla bizde o bir korku, ben daha, Emre'den daha çok korkuyorum o çünkü benden daha ters bir adam. Gerçekten bak ama şaka yapmıyorum. Program başlarken ya Fatih Bey şey, O onun üslubu. Kız bastınız. O, <laughs> o onun üslubu. O diyor ki bana Fatih abi de, Fatih de, amca de, hala de, teyze de. Neyse ona diyor ama, bu Fatih Bey deme. Diyor ki, Fatih Bey ben alışmışım başka bir şey demem Fatih Bey diyor. Onun iki tane var. Bir Fatih Bey bir harika. Bana da bu şimdi dilime yapıştı. İşte bir yere gidiyorum mesela. Var, harika diyorum. Ben mesela harikasınız falan diyorum. Birbirimizi kötü etkiliyoruz belki ama asıl sinirli olan o. Gerçekten çok sinirli. Bazen korkuyorum. Sokakta geziyoruz falan. Şimdi i̇şte birisi geliyor bana sarılıyor bu sinirleniyor. F Fatih Bey bu size niye sarılıyor kardeşim falan diyor böyle. Ya diyorum işte izleyici yani seviyor falan. Böyle sevgi olsun falan diyor. Bayağı bir atarlı bir arkadaş yani Emre. Şey Murat Ongun'u anlatıyordu. Ha, böyle bir görüntü varken e, bilim programına ilgili. Ben bunu ısrarla sürdürdüm. 14 senedir yapıyorum. Allah ömür verirse 95 yaşına kadar da yapmayı planlıyorum. Şöyle bir şey oldu. Ben bunu yaparken dediğim gibi ne bilim felsefecisiyim, ne bilim tarihçisiyim, ne de bilim adamıyım, ne de herhangi bir bilim dalında derinlemesine bir bilgim var. Evet fiziği severim ve meraklıyım. Bunun dışında tarihi biraz bilirim ve meraklıyım ama her haltı da bilecek halim yok. İşte hepsinden şöyle bir ince katman biliyorum. Şimdi şu oldu, o program öylesine kült bir hale geldi ki her yerde bir bilim programı oluşmaya başladı. Ve pırıl pırıl bilimciler, birisi de sizle program yapıyor burada evet. sıklıkla Erkcan. Erkcan. Çıktılar bunlar, kanallar kurdular veya bir takım kanallar ana akımda sizin tabirinizde veya işte sosyal medyada, YouTube'da, orada burada bilim programı. Şimdi geçen gün bir baktım 300 kadar farklı bilimle ilgili işte YouTube, Instagram, Twitter gibi mecralarda yer var. Belki daha bir bilim bulduğum Şimdi bu güzel bir şey. Evet. O yüzden de sizlerin buradaki varlığından çok memnunum ben. Çünkü... Derinliği sağlıyorsunuz. Ana akım bunları yapamaz. Yani ana akımda bunlar belki çok izlenir belki hiç izlemez. Ana akım bunu benim hatırım ve benim kaprisimden girdi. Yani benim o sırada çalışmakta olduğum medya grubundaki ne diyeyim. Gücünüzden. E, yani oradaki onların bana olan sevgi, saygı, güç ne dersen ondan kaynaklanan bir şekilde başladı. Şimdi onlar da memnunlar Şimdi ben oradan ayrıldım. Şimdi orada benim programımın son dönemdeki yapımcılığını yapan bir arkadaşa bilim programı yapmaya devam ediyorlar. İyi bir katkınız oldu. Aynen şimdi bu çok, bu çok kıymetli bir şey yani. O yüzden de benim böyle yeni girenlere, onlara ben bundan son derece memnunum. Çünkü hem katmanları artıyorlar hem derinliği artırıyorlar. Bize de diyorlar Fatih Altaylı geldi sizi işte yok edecek, ezecek diye. Ben de sizin yani, gelmenize seviniyorum. Bu mecrayı ya daha değerli kılıyor. Şimdi şöyle düşünmek lazım yani Laleli'de ya da işte Beyazıt'ta bir tane kuyumcu olsa buradan kalkıp Beyazıt'a gider misiniz? Ama Kapalı Çarşı orada olup da içinde 1500 tane kuyumcu olunca kuyum alışveriş yapmaya oraya gidiyorsunuz. Bir gün bu iş yapıyor, bir gün o iş yapıyor ama sonuçta hepsi birden iş yapıyor. Çünkü orası birdenbire bir pazar yerine dönüşüyor. Cazibe merkezi. Aynen öyle. Peki şimdi şeyi soracağım. Türkiye'de medya 90'lardan sonra bir taklaya mı geldi? Yani aslında 2000'lerin başında AKP'yi genel olarak... da ve medyada bir destek oldu. Ve hatta belki bilmiyorum siz de... Zaman zaman destekledim, zaman zaman çok eleştirdim. Yani ben ne söylendiği kadar destekledim ne de söylenmediği kadar e, eleştirdim. Sizce öyle bir taklaya gelmedi mi? Şimdi şöyle, şimdi, medya sürekli takla atar zaten. Şimdi medyanın kendine verdiği zararı aslında kimse vermiştir. Medyanın, medyanın büyük felaketi ne zaman oldu biliyor musunuz? 90'ların ikinci e, yarısında. Bu felaketin sebebi naklen yayın yani. Hatırlayacaksınız, ya belki hatırlamayacaksınız, gençler hiç hatırlamaz. Sine 5 diye bir televizyon vardı ve maçları bu Sine 5 verirdi Sonra işte uzanlar da bu işe heveslendiler, TV, Tele 10 falan diye bir yer kurdular, onlar ihaleye giriyor. Bu arada kartel lakabı alta toplanan Doğan ve bilgin grupları, Sabah ve Hürriyet bir araya geldiler. Onlar bu işi... İkisinin de elini almak istediler. Sonra bunlar birbirleri ortak olurlar falan. Ve bu arada televizyonlarda, gazetelerde medya grupları ve medya patronları birbirlerine demedikleri hiçbir şey bırakmadı. Türkiye'nin en saygın, en güvenilir spikerleri kalkıp eski patronlarına Rum çocuğu, o çocuğu, bu çocuğu diye işte sen onu yaptın, sen burada bunu, bunu yaptın, sen onu çaldın diye bir Hatta girişler. Hatta ansiklopedi savaşlarına kadar gitmişler. Işte, arada ansiklopedi savaşları, bilmem neler, çarşaflar, tencereler, tavalar falan medya birbirini öylesine kötüledi, öylesine rezil ki hiç o, olduğundan yani çok temiz pırıl pırıl bir yerdir demiyorum ama o kadar da kötü değildi. Ve bir anda bir lağım çukuruna dönüştü. Ve o lağım çukuru Medya'nın saygınlığını müthiş bir şekilde dedi. Sonra bu saygınlık tekrar yavaş yavaş kazanılmaya başladı. Ve işte AK Parti döneminde medya da nispeten AK Parti'yi bir şans olarak gördük. Özellikle ben böyle gördüm yani. Neden şans olarak gördüm? Başka, Avrupa Birliği'ne gireceğiz diyordu. Avrupa Birliği kriterlerini yerine getireceğiz diyordu. Türkiye'nin kronikleşmiş bazı sorunlarını çözeceğiz diyordu. Açıkçası ben 2006'ya kadar diyeyim buna inandım. Fakat sonrasında ben de bu inanç yavaş yavaş sarsılmaya başladı. Zaman zaman acaba mı falan dedik ama bunun bende sarsılmasının en temel nedeni bir şudur. Sabah gazetesinde ben e, bir başlık attırmıştım. Başbakan başsavcı diye. Tayyip Bey'in e, bir konuyla ilgili kendini savcı yerine koyup daha ergele konular falan öncesi bu. Bir meseleye el koymasına bu ilk defa sabah grubu buyla şubet arasında bir sıkıntı yarattı ve daha sonra o süreç evrildi evrildi sabah gazetesi. Hükümetin haksız biçimde el koymasına kadar e, gitti. Sabaha hükümetin el koymasında, AK Parti hükümetin el koymasında bir fonksiyonda Doğan grubunundu. Ve ben o gün Doğan grubuna şunu söyledim. Dedim ki bakın bunu yapıyorsunuz. Tamam. Ama yarın da aynısı sizin başınıza gelir. Yani siz bu kan kokusunu ve kan tadını aldıracaksınız, üstelik de birbirinize olan düşmanlığınızın Türkiye'nin geleceğine olan umudunuzdan veya katkınızdan daha büyük olduğunu göstereceksiniz, yaktınız dedim. Sonra, Hayır bir şey olmaz dediler, sabaha el kondu ondan birkaç sene sonra hürriyet el değiştirmek zorunda kaldı. Yani o o yanlış bir tavırda ve medyanın aslında göründüğü kadar güçlü olmadığını ya da güçlü görünen medyanın aslında kendi içindeki savaşının Türkiye'den çok daha önemli bir hale geldiğini gösteriyordu. Açıkçası orada çok şey kaybetti medya. AK Parti de şunu gördü. Aslında Tayyip Erdoğan da iktidarda şunu gördü. Ne istersen yapıyoruz. Bunlar önümde her şeyi yaparlar. Hakikaten iş oraya doğru evrildi. İşte sonrasında neler oldu ne biz Hürriyet ne yaparsa yapsın yarınamadı el değiştirdi ve bugün eminim ki bugün ne yaparsa yapsınlar bile hala yarınamıyorlar. Siz en son Tayyip Erdoğan'la galiba Gezi'de konuştunuz. Gezi'de konuştum evet. Burada arkadaşlar bazen bana şaka yaparlar. Kimi çağırmak istersin diye işte Tayyip Erdoğan'ı çağırmak ister misin diye. Mesela ben Tayyip Erdoğan'la konuşabileceğimi düşünmüyorum. Yani kendisine bir şey sorulabileceğini... ben Tayyip Erdoğan'la pek çok program yaptım. Kendisine bir şey sorulabilir mi? Bence sorulabilir. Şimdi o çok eleştirilen gezi programı... ...işte dışarıda kan gövdeyi götüre ama Yani bayağı ciddi olaylar var falan. E belki de Ayıp davet etmedi. Onun kendi o dönemki basın danışmanı arayıp... ...sana çıkmak istiyor dedi. Çünkü o günlerde... Biraz e, herhalde daha etkin görünüyor onların gözünde ve biraz daha ortadan görünüyor. Çünkü o zaman da ben çok eleştiriyordum. E, ve biraz da hükümet tarafından gezinin müsebbibi görül gibi hissediliyordum. Niye? Çünkü Sırrı Süreyya Önder gezi olaylarının başlamasına neden olan o çadırları yakıldığı gün teke tekteydi ve biz bu meseleyi konuştuk. Çünkü Sırrı her gün oraya gidip onlarla e, sohbet ediyordu. Bu meseleyi konuştuk. Olayların başlamasında sanki o bir etkenmiş gibi görülüyordu bazıları tarafından da. Biz Tayyip Erdoğan programında, bizim Tayyip benim Tayyip Erdoğan'a yaptığım programların hepsi aslında çok kıymetlidir. Niye? Çünkü Tayyip Erdoğan'a her zaman ben ciddi sorular sordum. Mesela bir örnek vereyim. Sami Ofer diye bir iş adamına, hmm. İsrailli bir iş adamı, bir Yahudi iş adamına Galata Portu satmışlardı ve satış fiyatı son derece yanlış bir fiyat. Yani para sözleşmenin sonunda ödenecek falan böyle. Yani. 40 yıllık bir sözleşme ve esas ödeme sözleşmenin son döneminde yapılacak falan. Ve bu yani o güne indirgenmiş değeriyle komik bir paraya, benim bile alabileceğim bir paraya satılmış oluyordu. İşte bunu eleştiriyoruz falan biz hepimiz işte bu paraya satır mı falan diye. Ben o zaman Sabahın Gazetesi'nin başındayım. İşte Galata Port, Galata Mort falan diye başlıklar atıyorduk. O sırada birileri dedi ki Tayyip Erdoğan, Sami Ofer'le bu ihale öncesinde bir görüşme yaptı. Bu ihale bir kurguydu aslında. Bunu Tayyip Erdoğan'a sordular. Tayyip Erdoğan dedi ki ben Sami Ofer'le hayatına görüşmedim. Herkes öyle inandı. Çünkü çok emin bir şekilde söyledi. O lafı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Aynı günün akşamı benim Tayyip Erdoğan'la televizyon programım var. Tayyip Bey orada oturuyor, ben de burada oturuyor. Döndüm dedim ki, Sami Ofer'le görüşmedim dediniz. Gerçekten görüşmediniz mi? Çünkü görüştüğünüze dair emareler var dedim. Ondan iki saat kadar önce ben Sami Ofer'le hayatımda görüşmedim diye Tayyip Erdoğan. Evet görüştüm. O ilginç. Alamadım dedim. <laughs> Görüştüm dedi. dedi Savaş değil diye peki söylediniz. Boş bulundum dedi. Ve Sami oferle nasıl, neden, niçin görüştüğünü, ne zaman görüştüğünü her şeyi... Şimdi bence bu önemli bir gazetecilik <laughs> olaydı. Kesinlikle. Veyahut işte yine başka bir teke bazı yerleri iptal edeceğini ağzından aldık. Başka bir teke başka bir şey öğrendik. Çok çeşitli mesela bir gün yine Tayyip Bey'le program yapıyoruz. Galiba 4 Temmuz'du. Benim de yanında Amerika'da bir arkadaşım vardı. E, hatta Tayyip Bey de işte o gün onların bayramını falan filan kutladı. Programı gibi önce Tayyip Bey dedi ki... Hiçbir zaman bak Allah var. Hiçbir zaman kalkıp da bana şunu sor, bunu sorma falan. Hiçbir zaman böyle bir şeyler olmadı. O gün ilk defa ve belki de son defa bana dedi ki Tayyip Bey program önce Fatih Bey de rica ediyorum türban meselesine türbanlı öğrenciler meselesi bana sormayın dedi. Niye efendim dedim. çünkü dedi bir şey yapmam mümkün değil ne söylersem boş dedi. Bu kaç yılında oluyor? Bu 2004 diye hatırlıyorum. Daha hala 28 Şubat etkileri tam olarak atılamamış o zaman. Herhalde belki bilmiyorum. 2004 senesi belki de 2005 başı 2005 Haziran'da olabilir. Yani. Şimdi eşeğin aklına karpuz kabuğu, karpuz kabuğu düştü. Programı açtık işte bugün konuğum Başbakan Sayın Tayyip Erdoğan, Sayın Recep Tayyip Erdoğan dedim. Ve dedim ki Tayyip Bey bu türban sorunu ne olacak ilk İlk soru. <laughs> ya yani suratındaki ifadeyi dün gibi hatırlıyorum yani böyle bir bakış baktı bana. <laughs> Korkmadınız mı? Korkmadım güldüm. Ondan sonra ve söyledim dedim ki bunu siz dedim aklıma düşürdünüz <laughs> dedim. O da bir cevap verdi işte. O zaman böyle biraz topu taca atarak bir cevap verdi. O çok eleştirilen 2013 gezi programı. İki ay yaş meselesi var. Bana sorarsın Tayyip Erdoğan'a bugüne kadar o ya o günden sonra bir daha hiç kimse o soruları sormayı bırakıp aklından geçiremedi. İki ay yaştan kalsınız Atatürk ve İsmet İnönü. Hadi birisi bugün sorsun bunu Tayyip Erdoğan'a. Size göre içki içen herkes alkolik Oradaki cevaplar da enteresan. Mesela evet. AK, ben dedim ki AK Partiler de içiyor dedim. İç Ak Partiliyse alkolik sayılmaz dedi. Evet. O, <laughs> bu, i̇şte e, ben dedi ki doğabaştaki ofisimden oturup bakıyorum dedi. Vapurdan dedi kızlı erkek iniyorlar falan. Sonrasında yıllarca aleyhine kullanılmış çok bir sürü lafı o gün var. Ama o günün ortamında insanlar bana söylemeyi tercih ettiler. Çünkü zaman zaman toplumlar günah keçisi ararlar. O gün de günah keçisi ben e, ilah edildim. E, ama bizim mesleğimiz bu zaten zaman. Zaman zaman günah keçisiyiz, zaman zaman kahraman oluruz. Ne kahramanızdır, ne tam bir günah keçisiyizdir, ne bir tam kahramanızdır ama... ...bu işin doğasında bu olduğu için bunları biz sineye çekiyoruz. Ee, Yapacak bir şey yani. Ama baktığın zaman benim meslek hayatımda özellikle siyasi yazarlık yapmaya başladığım günden sonraki... ...bugüne gelinceye kadar çok az savrulmamış. Yani, yani dünyada savrulmamış kimse yok diyor yani Herkes çizgisinde böyle zaman zaman ortam, gün, ruh haliniz, o gün okuduğunuz bir kitap, yediğiniz bir yemek, yemeğin midenize dokunması, eşinizle ettiğiniz kavga bile insanın bazen... Ama ben bakıyorsunuz aynı çizgide böyle çok ne diyeyim düşük frekanslı bir yapalamayla gidip gelmişimdir. bunu beceren, benim kadar uzun kalıp beceren yoktur yani. Başladığım yer neresi bugün de üç aşağı bir yukarı aynı şeyleri söylüyorum. Peki mesela bugün Recep Tayyip Erdoğan'a YouTube kanalınıza konuk etmek ister misiniz? gelse bayıla bayılırım. Yani şimdi bugün Bu nasıl oluyor? Yani mesela arayıp çağırabiliyor musunuz? E, şöyle oluyor. Onun bir basın ekibi var. The eskiden tanırdım. Şimdi artık tanımıyorum. Ya neydi adı? Fahrettin, oh, Altun. Fahrettin Altun. Fahrettin Altun'la hayatında ne konuştum, ne karşılaştım, ne görüştüm. O yüzden şimdi öyle bir temasım yok ama ilk basın danışmanı olan e, Ahmet Tezcan ben Güneş Gazetesi'nde yöneticiyken Güneş Gecesi'nin yazarıydı. Çok da sevdiğim, saydığım, iyi bir, namuslu bir gazetecidir ee, Ahmet Tezcan. İlk basın oydu. Gayet rahat ulaşabilirdik. Arardım, konuşurduk, davet ederdik. Sonrasında ekibi tanımaya başladığın için e, Ahmet gitti. Onun ekibinde Özgür Ülgin vardı. Özgür'le konuşurduk. Sonra Akif Bekir geldi. Ee, Akif Bekir'le de o dönemde işte orada zaten varlığına ötürü tanışıyorduk. Ahmet gitti, Lütfullah Göktaş geldi. Sonrasını ben bilmiyorum o <laughs> her zaman bir, bir ulaş. Şimdi o, şimdi Fahrettin Altun'a büyük ihtimalle ulaşamam ama şu, şunu yaparım yani. Özel kalem müdürünü ararım, davet ediyoruz derim. Veyahut da AK Parti'de hala tanıdığımız bir sürü insan var. Onları ararım. Ne bileyim Ömer Çelik'i tanırım, ararım. Başka ama düşünüyor ama... musunuz aramayı? Mesela. Açıkçası aramıyorum ama yani gelirse her zaman gelebilir yani. Ama yani şunu şunu biliyorum. Gelirse şahane bir program olur. Onun için de şahane bir program olur. Ama şunu da söyleyeyim mesela. Tayyip Bey sinirli bir insan. O gezi programında ilk reklam arasında dedi ki ben gidiyorum dedi. Ha evet onu okudum. Bu nereye gidiyorsunuz dedim. Dedi ki böyle bu, bu, bu abuk sabuk sorulara ben dedi bu atı dedi. Size kızıyor yani. Bana kızıyor dedi. Sonra işte etrafına ilerle ikna ettiler oturdu. Ya bugün benim karşıma otursa ben yine aynı şeyleri soracağım. Tam onu yani... merak ediyordum. Şimdi bence Türkiye'deki en iyi röportajcı olabilirsiniz. Yani hepsini bilmediğim için. <laughs> <bir> şey <laughs> ben de <farkı>. bilmiyorum hepsini. <laughs> Mesela konuktan korkmak Olabilir mesela ben bugün sizle röportaj yapacağım için daha tedirginim. Allah Allah. <laughs> Hayır yani çok tecrübeli bir gazeteciyle röportaj yapacağım için. Şimdi mesela Tayyip Erdoğan gibi bir figürle konuşurken gerçekten röportaj yapabiliyor musunuz? Öyle söyle işte. Ben de doğuştan gelen bir rahatlık var. Bu karakter meselesi. ...bazıları için bu biraz pervasız. Biraz Galatasaraylılık da olabilir belki liseden. <laughs> liseden de olabilir. Liseden çıkan herkes de böyle değil yani bilmiyorum. Bu, bu, bu daha çok aile, daha çok e, görgü. Yani şöyle söyleyeyim. Ben küçükken evde de her şeyi söylerdim. yani Dedemde, annemlerde, babamlarda benim bir şey söylememi pek engellemeye çalışmadılar. Yani kızarlardı bazı söylediklerime ve hadsizlik veya bazen terbiyesizlik olarak bulurdu ki... ...ben terbiyeli bir adam da sayılmam. E, annem bunu hep Galatasaray Lisesi'ne bağlar... Babam ise genetik olduğunu düşünüyordu. <gülüyor> <gülüyor> Sonuçta kimseden titirgin olmam ben yani. yani seninle oturduğumda sana öperlerde ne soracaksam, ne sormayı planlıyorsam Tayyip Bey'le de aynı rahatlıkla konuşun. Veya Amerika Başkanı da olsa. Yani bir tek kimle ne heyecanlarını düşünüyorum. Mesela Atatürk'te heyecandan birim mesela. Yani ama o, evet, o, evet, o, çok acayip bir Süper şey oldu. Yani. Bir şey evet, varmış. Acayip bir şey oldu. Mesela ne bileyim o peygamberlerle yapsam onlarla da, onlarla da belki heyecanlıdırım. Bu arada da mesela yapmıştım. Öcalan'la da yaptım ama yayınlanmadı. Öcalan'la bir röportaj yaptım. Hala onun fotoğraflarını yayınlayıp sen Öcalan'la... adam, geri ben e, beyinsizler röportaj yapmışım. Ben yani ne yapmışım? Yani Öcalan'ın fikirlerini de desteklemişim. Üstelik de ben Öcalan'la röportaj yaptığım sırada PKK'nın en düşmanları listesi dedim. Yani normal bir insan gitmez oraya. Gittiğinde de seni paketleyip bir daha da göremeyebilirsin. Orada yani. tedirgin olmadınız mı peki? Pek olduğumu söyleyemeyeceğim. İşte son da hikayesi anlatırım yani. <laughs> ya tabii. tabii. lütfen. Ben ilk Öcalan'la görüşmeye şeyde çalıştım. Refah yollarım. Mehmet Ali Birant daha önce... Mehmet Ali bir... e, Birant benden önce görüştü. E, i̇ki veya üç gazeteci benden önce görüştü. Cengiz Çandar galiba görüştü. Bir, Birant görüştü. Refah yol iktidarıyla Öcalan'ın temas kurduğuna ilişkin bir takım bilgiler gel, gel geliyordu. Onun şimdi önemli şey Türk hükümeti iktidar şeyi e, Öcalan'a muhatap almaya başlamış diye bir bilgiler geliyordu. Ben Öcalan'la röportajım için o zaman yurt dışın Avrupa'daki bunların temsilciliği vardı. Bir e, tanıdık e, bir eski solcu ya da solcu bir e, arkadaşımız vasıtasıyla Onlara haber ettim ki böyle böyle. E, Dediler ki olur. Biz kalktık gittik şeye. Video röportaj mı? Video dedin? röportaj. Lübnan'a gittik. Lübnan'a çok gittim ben farklı nedenlerle. Mesela i̇şte şeyledir, röportajım vardır benim. E, Hizbullah Lideri e, Fadallah'la röportajım vardır. Gittik e, Lübnan'a işte PKK bize temas kuracak oradakiler. İşte gideceğiz artık nerede olacaksa PKK adamı yoksa bizi Suriye'ye mi sokacaklar falan diye. E, epey bir e, bekledikten sonra bize haber geldi. Der ki röportaj olmuyor güvenlik nedeniyle. Aslında güvenlik nedeniyle değil. Büyük ihtimalle Suriye hükümeti izin vermemişti o zaman. E, Hafız izin vermemişti. Kaldı. Boşu boşuna orada bir hafta geçirdik. Ama güzel yemek yedik Yemekler şahaneydi çünkü. <gülüyor> <gülüyor> Muazzam yemekler ki o zaman Lübnan bir enkazlı savaştan yeni çıkmış felaket bir haldeydi. Bugünkü Lübnan'da alakası Şimdi tekrar enkaz haline geldi ama şanssız ülke. Neyse sonra ikinci girişimimizde dediler ki tamam ben yine işte her zamanki otelim Kavalye'de yer ayırttım. Gittik işte havaanda araba yer aldık falan filan gideceğiz. Havaanda indik. Dakika bir gol bir Pekkalılar e, geldiler bizi aldılar. Dedi ki otele yok dediler. Biz sizi misafir edeceğiz. Bizi balık ya koydular yani tabalık koymak değil ama misafir etmek ee, diyelim e, bizi bir otomobile bindirdiler Mercedes otomobile bindirdiler biz Yola çıktık. Lübnan'a hiç gittiniz mi bilmiyorum. Özellikle dağın arka senenin beka doğru giderken o zaman orada sürekli Suriye askerlerinin kontrolleri vardı. Biz Suriye askerlerinin kontrolüne geldiğimiz zaman herkesi vurduran Suriye askerleri bizim PKK'ların ıı, olduğu araçlara selam vererek geçiyorlardı. Biz pata pata bütün kontrol noktalarına geçtik. Barelyas diye bir kent vardır orada. Barelyas'ta biz Apo'yla görüşeceğiz zannediyoruz. Yok dediler. Bugün görüşme olmayacak. Ne zaman olacak bilmiyoruz. Belli ki o da hmm. güvenlikten. Bizi orada bir eve götürdüler. O evde PKK sempatizanı olan bir Lübnanlı aile ve iki tane de daha önce dağ kadrosunda olan fakat yaralandıkları için arka plana milisler arasına çekilen iki tane de PKKlı vardı. O akşam onlarla geçirdik orada çünkü dışarı çıkmamıza da izin vermiyorlardı. Sonra ertesi gün oradan başka bir araca bindirilerek camları kapalı bir araca bindirilerek başka bir yere götürüldük. Orada. Bir iki saat bekledikten sonra bir kahverengi 500S bir tane de 200E Mercedes'te Öcalan ve beraberindekiler geldiler. Oturduk röportajı yaptık. Biz sabah herkes saydık şu oraya. işte röportaj, o su, bu su falan filan bayağı uzadı. Sonra Orada bize bir yemek hazırlanmıştı. Oturduk yemeği yedik. Yemeği yerken masa kalabalık 7-8 kişi vardı masada. Öcalan pek çok soruya cevap verdi. Mesela şey sordum ben. Dedim ki hükümetle temasınız olduğu doğru mu? Dedim. Dedi ki direkt bir temasım yok ama dedi Erbakan Hoca dedi bana dedi temsilciler yolladı. Görüştük biz dedi. Onlara dedi şey yapmışlar vardı dedi. Konularımızı anlattık falan dedi. İlginç bir röportaj. Yayınlansaydı bence çok iyi olurdu. Fakat Niye yayınlanmadı? E, terör Mücadele Kanunu'nun 8 ve 30. maddelerinden dolayı eğer yayınlansaydı kanal kapatacaktı. Ben Merdan Yanardağ'ın aslında şu an yaşadığı şeyin bir benzeri mi olacaktı yani? Belki beteri olacaktı. Çünkü o zaman da garip bir durum yani. vardı. ama ben yani bir gazeteci olarak her şeyi göz almışım. Ben, ben kaseti hazırladım. Kanal D yönetimine dedim ki buyurun ister yayın ister yayın. Peki duruyor mudur o tayyip? Tahmin ediyorum duruyordur. diye umuyorum yani herhalde duruyordur. Sizde durmuyor. Ee, ben de olabilir valla ben böyle arşiv marşiv pek yapamıyorum yani böyle biraz dağınık bir tipim ee, o yüzden ben de öyle şeyler pek durmuyor ama Kanal D'ye vermiştim o zaman onu ee, orada bot, e, kaset bir yerde vardır muhtemelen başka bir yerde daha vardır yayınlanmadı ee, ama bölük bölçük oradan fotoğraflar sızdırıldı bir şeyler sızdırdı falan hiç utanacağım veya çekineceğim bir şey de değil bir gazeteci için ben gittim biz, mesela PKK'lı mısın? E, Hizbullah'la da yaptım kardeşim yani Fadlallah'la yaptı. Evet. Kimseyle görüşmeye şey. Peki ben neyim yani? Ben şimdi Şii milis miyim? Şii militan mıyım? Neyim ben kardeşim yani? Böyle bir böyle bir dangalaklık da var aslında evet. piyasada. Yani şimdi mesela ben burada saçma sapan şeyler söyleyebilirim. Bu sizi bağlar mı? Ben burada konu. Ama bizde öyle bir hal var ki yani gazeteci röportaj yaptığı kişinin velisi zannediyorlar. O konuda güzel bir sözünüz var. Ben de onu söylüyorum. Şeytanla röportaj yapmak isterim diyorsunuz. Abi kim? Yani şeytanla da yapmak isterim. Mümkün olsa Tanrı'yla yapmak isterim. Herkese bizim işimiz konuşmak bilgi almak yani. Herkesle yaparım kardeşim. Niye yapmayayım? Hele o gün için onun... Ya şöyle söyleyeyim mesela. Öcalan'ın o gün röportajda söyledikleri o kadar değerliydi ki... ...daha sonra mahkeme sürecinde Öcalan benim tanık olmamı istedi. Dedi ki Fatih Altaylı'ya ben bunları 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 şu tarihte söylemiştim dedi. Ve tanık olarak bir ne gösterdi mahkeme heyeti beni dinlemeye gerek görmedi. Beni dinlemek isteseydi mahkeme heyeti ben Öcalan'la ne konuştum? O gün daha ta hatıralar tazeydi. Bugün çok detayını belki hatırlamıyor olabilirim ama... Ne konuştuğumuzu konuş anlatırdım. MIT galiba sizi... Ee, dönüşte MIT bizi çağırdı. Dedi ki işte ne yaptınız, ne görüştünüz falan filan dedi. Biz gittik, görüştük. Peki ne anlattı? Dedi ki valla bu. Zaten biz bunu Kanal D'ye de verdik yayınlansın diye. Yani gizli saklı böyle bir özel bir şey de yapmadık dedik. E, ee, üst düzey oradaydı MIT'in. Müsteşar hariç, geri kadar bir şey yardımcının hepsi oradaydı. Ee, onları bizi sorguya çektiler. Nereye gittiniz, ne yaptınız falan filan diye. Merzat'ın zaten nereye gittiğimiz yani. Hepsini, hepsini satır satır biliyormuşsun. Peki bu son seçim kaybedildi. Bakış açısına bağlı. Kimileri için kazanıldı. <laughs> yani. Evet. Sen bizim açımızdan bakıyorsun kaybedildi. Doğru. Bana çok kızıyorlar Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verdim diye. Tabii benim bir gücüm yok aslında ama siz de desteklemiştiniz. Evet destekledim. Pişman mısınız? Hayır değilim. Yarın seçim ben olsun. De yine, değilim, yine desteklerim. <laughs> ha öyle mi? Tabii ki yani. Şimdi hani Kemal Kılıçdaroğlu şahane biri olduğu için değil veya Türkiye'yi muazzam uçuracağı için değil. Bektaşi şarabı gibidir bazı şeyler. Daha yani. kötüsü olmayacağı için. <laughs> evet. Yani bu, Türkiye bugünkünden daha kötü yönetilemez. Şunu söyleyeyim. Bunu, bunu AK Parti döneminde çok önemli bir fonun başına oturtulmuş bir yöneticiyle konuştum. Dedi ki abi dedi Türkiye yönetilmese daha iyi gider dedi. Ve biz bunu AK Parti bir bürokrat olarak tanıyoruz. Adını vermeyeyim adamcağızın başı velaya girmesin. Türkiye çok 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 kötü yönetim. En basiti bu içinde yaşadığımız ekonomik ortam. Yani 19 enflasyon, 19 faiz varken şimdi 100 enflasyon, 25 faiz var. Ne o? Biz faizleri düşürdük diye bir palavra. O yüzden dedim ki yani Kemal Bey o kadar beceriksiz ki yönetemez. Ve Türkiye daha iyi gider. <laughs> şimdi Demiş gibi. bile olabilirsin yani. Ama şunu biliyorum ben. <laughs> Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanma şansı çok çok düşüktü. Bunu ben 2019'a itibaren hep... Kemal Bey dışında bir aday olması gerektiğini söyleyerek. Peki siz adayın o kadar fark ettireceğine inanıyor musunuz? Kesinlikle. Kesinlikle. Yani ama bu şuna geliyor sanki hiç adam yok Türkiye'de gibi oluyor. Yani hani adam var göstermezsen yok. Ya mesela atıyorum İmamoğlu olsaydı olur muydu? Yüzde 99 olur. Nasıl bu kadar emin olabildiğinizi bilmiyorum. Yani anketler gösteriyor. 2019 seçimlerinde. Bu arada İmamoğlu neden bunu yapmadı o da ayrı bir soru tabii. Yüreği yokmuş ya da yüreği olmasa bir işe yaramaz, yaramayabilirdi. Ee, orada bir komp iki hatalar silsisi var. Siyaset konuşacaksak ben üç gün konuşurum ve kimse dinlemez. O ayrı bir şey. Size reytingler falan da ya da işte izlenme oranları da izlenme sayıları da düşer ama şöyle söyleyeyim. 2019 seçimlerinden sonra işte ben belediye başkanını izliyorum kim ne yapıyor falan filan diye. İmamoğlu peş peşe hatalar yapıyor işte o sel felaketinde burada olmaması e, seçildikten bir hafta on gün sonra Bodrum'a tatile gitmesi Zülfü Livaneli konserinde e, ortaya çıkması depremde kayak tatili falan filan. İmamoğlu'nda böyle bir patinaj var. Diğer tarafta ise Mansur Yavaş şahane gidiyor. Ben de bir gün akşam televizyonda konuklarımda Gülfem Samver, Lea Faruk Acar. Ben dedim ki ya şöyle bir kombinasyonla Tayyip Erdoğan devrilebilir. Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adayı. Meral Akşener Cumhurbaşkanı birinci yardımcısı. Ekonomiden, şeyden sorumlu, iç güvenlikten sorumlu. Ali Babacan da ekonomiden sorumlu Cumhurbaşkanı yardımcısı. Şey bunu araştırmasını yaptı Faruk Hoca. 166 çıktı. Nasıl bir sample'la yaptı tabii bilmiyoruz ama. Faruk Hoca'nın sample'ları fena değildir. Ve giderek bu oran yükseldi. Sonra İmamoğlu da bir toparladı kendini ve orada bir tablo çıktı. Sonra Mansur Yavaş bazı veriler iletti bana. HDP seçmeninin Mansur Yavaş'ı adalete desteklemeyeceği yolda. Hayır, HDP seçmeni Mansur Yavaş'ı da %78 oranında destekliyor çıktı. Mansur Yavaş %66. Emamoğlu 56-57'lerde çıkıyordu ve hepsi... Yedi. Bir tek Kemal Kılıçdaroğlu %39-40 çıktı. Sonra Faruk'la yine ve başka araştırmacılarla konuştuğumda şöyle bir şey çıktı ortaya. Mansur Yavaş yüksek başlıyor, seçime kadar geriliyor. Ekrem Amonu yüksek başlıyor, seçime kadar geriliyor. Kılıçdaroğlu ise alçak başlıyor, seçime kadar yükseliyor ama asla 48 aşamıyor. Bu görünüyordu. Fakat üstüne deprem, üstüne beklenmedik ağırlıkta bir ekonomik kriz, eklenince ya artık herhalde bunda yani Kemal Bey bile kazanır havası oluştu aslında. Doğrusu isterseniz ben kazanamayacağını biliyordum. Sadece hani ne denir? İyi umut. Yani Titanic batmış, biz Rose'la beraber tahtaya tutunmuşuz. Rose beni sen tahtaya batırıyorsun diye atmış. Ben zavallı Leonardo Caprio. Ulan bu soğukta da ben belki ölmeyebilirim hissi. <laughs> Öyle bir umut. Boş bir umut. Peki ee, bir anlamda kazansa daha kötü olmayacak mıydı? Yani bu ekonomik kriz onlara kalacaktı. CHP açısından daha kötü olabilir. Ama şu, şu, şu gerekli bu. Yani bazen bir ayar vermek gerekir insanlara, sistemlere, partilere. Yani bu fütursuzluğun bir yerde son olması lazım. Şimdi bu fütursuzlukları zaman zaman siyasi liderler, siz siyasiler değil, güçlü olan herkes zaman zaman fütursuzlaşabilir. Birisinin aya vermesi lazım. Bu insanın eşi olabilir, çocuğu olabilir, damadı olabilir, karısı olabilir, parti yönetimi olabilir. Falan. Eskiden parti yönetiminin Erdoğan üzerinde bir etkisi vardı. Artık Erdoğan üzerinde hiç kimsenin bir etkisi kalmadı. Belki bir seçim kaybı AK Parti'nin de hani, aklını başına getirebilirdi doğru CHP açısından ya da kazanır zor gün olurdu ama bundan beteri de olmaz. Fakat şu anda bir politika değişikliği görmüyor musunuz Erdoğan? Hem de nasıl bir değişiklik şey var? Yani şimdi Aslında ama hani o ders... şimdi bak Erdoğan dünyada bu kadar şanslı bir başka lider olamaz. Böyle bir kitlesi daha doğrusu şanslı değil, böyle bir kitlesi olan bir lider olamaz. Faiz haramdır. Nasıl uyarız diyor. Faizi düşürüyor. Faizi arttırıyoruz diyor. <laughs> Harika diyor ben. ki bu şerefsiz İsveç'i bu cam bu beden doluca İsveç NATO'ya giremez diyor. <laughs> Kardeşim diyor NATO'nun güçlü olmasa İsveç'te girebilir diyor. <laughs> Abi şimdi bak bu bu çok tehlikeli bir şey gerçekten şimdi Tayyip Erdoğan için şans ama ülke için sistemler için şanssızlık. Yani ne yaparsınız yapın size alkışlayan biri olduğu zaman... Yani örnek belki hoş olmayacak tam birebir eleştirme bir örnek ama yani bir çocuk evde ne yaparsa yapsın alkışlanıyorsa eğer sıkıntı vardır. O yüzden belki bir kaybetmesi gerekiyordu. Hani tekrar seçilebilir belki yani CHP çok kötü yönetirdi bir daha erken seçim olurdu. Ama en azından yanlış yaptığın zaman alkışlanmadığını ve kaybettiğini görmek herkes için iyi bir şeydir. Evet katılıyorum. O yüzden hiç kötü olmazdı bence. Peki biraz geri döneceğim. 28 Şubat olduğunda ben Bilgi Üniversitesi'ndeydim. Siz de hürriyetteydiniz. Evet. Ve ben yanlış hatırlamıyorsam aslında siz 28 Şubat'a çok uzak değildiniz. Ben 28 Şubat'a çok karşıydım. Ama tabii algılar olguların önüne geçiyor. Şimdi ben bunu ifadesinde verdim diyorum. Ben dönemin genelkurma ikinci başkanıydım. Sakın darbe barbe yapmaya kalkışmayın diyecek kadar hadsizlik bile yaptım. Yani çevik bire miydi? Çevik bire. Ben çevik bire bunu darbeler araştırma Komisyonu söyledim de tanıklar da vardı. Kardeşim. Yok darbe yapmak anlamında değil ama şey türban meselesinde falan. Türban meselesi benim söylediğim hep şuydu. Bir sürü mesele farklı meseleler farklı zamanlarda bereye getirip bir çuvala atılınca ortaya kirli bir görüntü çıkabilir ama meseleleri gününde algıda. Şimdi mesela türban meselesi benim söylediğim şuydu. O dönemin YÖK Başkanı beni 25 kere mahkemeye verdi. Daha sonra her Ergenekon'dan yargılanan Kemal Gürüz. 25 kere mahkemeye verdi. Çünkü yapılanın yanlış olduğunu benden başka kimse yazmıyordu. Ha İslamcı basının küfür diyor ama ben diyorum ki kardeşim bu kızları okula sokmuyorsunuz. Tamam da yahu aynı fikirdeki erkek okula girebilirken kız niye giremiyor diye yazan ben. Şimdi onu alıyorlar başka bir şeyle birleştiriyorlar. Diyorlar ki bu ya orada onu söylüyorum ben. İmam hatiplere kat getir. Ya doğrusu meslek lisesine kat sayı getir. İmam hatipler üniversiteye giremesin diye. O gün benden başka yazan kimse yok ki kardeşim siz Türkiye'nin en önemli kurumlarından biri olan ve Türkiye'de sanayiyi ayakta tutan mesleki eğitim ve öyle bir darbe vuruyorsunuz ki Türkiye yarın sanayide eleman bulamayacak. Böyle saçma sapan bir kural mı olur? İmar sayısını arttırmayın, azaltın, bu, sor bu sorunu da böylelikle çözün diyen de benim. Ha sonra başka şeyle, şeyle suçlar benim. Bir takım türbanlı kızlara ben faş demişim diye. Kullandığım kelime o değildi ama onların iddiası o. O da şu. 28 Şubat'tan çok sonra 1999 deprem olmuş. Ecevit hükümeti var ve 99 depreminde 35-40 bin kişi ölmüş. Ölenler arasında benim çok yakın mektep arkadaşlarım var. Ada pazarında hayatını kaybeder. İşte o günlerde yine bir turban gerilimi falan filan oluyor. Bir takım tipler 7.4 yetmedi mi diye açtı. Hatırlıyorum evet. Şimdi ben de bu pankartı açanlara tepki gösterdim. Benim hakaret ettiğim kesim başı açık başı kapalı ile alakası yok. O pankarta bugün sosyal medya yani şunu düşün. 200 bin kişi öldü bu depremde Hatay ve Antep'te. Birisi kalkıp da sosyal medyada oh beter olun siz zaten sapıtmışsınız derse bugün ona ne yapılır? Ben de onu yaptım. Dönüp onu türbanla bacımıza küfretti. Yahut ben küfrümün türbanla alakası yok. Benim küfrüm pankarta şimdi kalıyor. vay türbanlı bacılarımız. Ya, ne türban? Onu alıyor oraya koyuyor. Aralarında 28 Şubat'ta iki buçuk sene zaman var. O bunu alıyor oraya koyuyor. Ortaya bir şey çıkartıyor. Ya o gün kimsinin laf edemediği Kemal Gürüski ki dostum adamla 25 kere mahkemede kalıyor. Çünkü bunu yapamazsın, bunu yapamazsın, bu çocuk dahi bediyesi Ya 28 Şubat'ın muktedir paşaları beni PKK'lı yapmaya kalkıştı. Sırrı sakın ifadesine soktular benim adımı. Sırrı sakık şerefli bir adammış yine bunlara oranla. Diyor ki Fatih Altay'ın bize yoktu diyor. Ama sizde geldi görüştü. Evet diyor gazeteci direktörü randevu aldı geldi görüş, görüşmüş diyor ben bilmiyorum diyor. Ama PKK'lı hayır ama değil diyor. Meselesi andıç meselesi. Şimdi andıç meselesinde mesela bir sürü insan işten kovuldu. Aydın Doğan düzgün bir adamdı beni kovmadı. Genç bilgi hepsi ama hiçbir suçum yok benim yani. oraya 28 Şubat'ın paşaları beni yazmış. Bazı paşaları yazmış. yol olduklarını biliyorum. Peki hürriyet yine de eski hürriyet. Yani amiral gemisi diye bilindiği zamanlarda daha devletçiydi. O yazar kadrosunda da böyle bir anlayış var mıydı? Allah devletçi olanlar vardı, olmayanlar da vardı. Yani şimdi eğer orada Emin Çoraşan varsa devletçisindir. Veya orada Mümtaz Solsal varsa devletçisindir tabii. Ama yani şimdi benim devletçilikte ne alakam var? Devlet beni sevmez, ben de, Yok, beni sevmez. şahsen sizi anlamda ha, söylüyorum. Hani yönetimden öyle bir ya her yerde vardı bunlar. Yani mesela Mehmet Barlas ya iktidar kimse onunla devlet devlet, devlet kimse de, onun da mesela her yerde vardır bunlar. Yani bu bize özgü de değil. Şimdi Le Monde gazetesinin yayın yönetmeni ve yardımcısı emekli olduktan sonra işi bıraktıktan sonra bir kitap yazdı. Oku bizim medya pürupak. Amerika farklı mı? İngiltere farklı mı? İngiltere'nin tabloid medyası farklı mı? Yani bir de şu var şimdi mesela. Türk halkının bir bölümü haklı olarak belki de doğru olarak bilmiyorum onu. Türk medyasından Dünyanın en iyi medya olmasını bekliyorlar. Abi sen neyse medyanda o kardeşim. <laughs> Ben de öyle düşünüyorum. Sen neyse medyanda senden ye bir tık daha kötü olur, ye bir tık daha kötü Şey Şimdi mesela diyor, Galatasaray bilmem Ya Galatasaray Türkiye'den çok farklı değildir. Herhangi bir camia bu havuzun içindeyse eğer o pislik sana bulaşmıştır. Uzun, pisse eğer. Uzun süre kalırsan o pislik sana ozmozla içine derin içine kadar girer zaten. Yani bokun içinde yaşayıp ben temizim diyemezsin. Ya da bokun içinde gırtlağa kadar batmış hatta kendi bokunda boğulmuş birisi kalkıp da aa bokta yaşıyor diye başka sen diyemez. O bok senin de bokun kardeşim. Doğru. Şeyi merak ediyorum. Bunu her hep sormak istemiştim. İlk defa sorabileceğim birisine rastladım. Haydi inşallah bakalım. 90'ların sonunda belki de 2000'lerin başında şöyle bir geyik de vardı. İşte Zafer Mutlu hükümet kuruyor. İşte Ertuğrul Özkök hükümeti dizayn ediyor. Aydın dolayısıyla Aydın Doğan. Hı hı. O gerçek Yok, mi? Yok pijama ile başbakan yani. karşıladı falan. Yani gerçek olduğunu sanmıyorum. Ben insan hükümet kurmaya yeltemedim. Vazifem değil yani. Kuramam da. Zaten yani ince... öyle bir güç oldu mu hiç medyada? Oldu. Ha Öyle mi? Yakın bir güç oldu yani. Tam yüzde yüz olmadı ama yakın bir güç oldu. Ama şunu da biliyorum yani. Evet kurmaya çalıştılar. Hatta kötü hükümetler kurulması aracılık da e, ettiler. İktidar devirmeye çalıştılar. Bazen devirebildiler bazen devirmediler. Yani bunlar güç kullanmaya çalıştılar. Doğru verdiğin iki isim de bu, bu konuda yakışan isimlerdir. Aydın Bey'in de Dinç Bilgin'in de bu yönde bir merakı olduğunu biliyorum. Yani. bunlar çünkü genellikle siyasete meraklı insanlar. Yani, dinç Bilgin'i o kadar tanımıyorum yani ama o, o başka bir cinsti. O, o kötü bir cinsti bence. Aydın Doğan biraz daha az. Yani Dinç Bilgin'in orada çok daha e, iyi bir e, tarzı vardı. Siz Dinç Bilgin'le çalışmadınız hiç. <laughs> Asla çalışmadım. Çalışmam da. Allah çalışırmasın. Sevmem Dinç Bilgin'i. E, ahlaklı bulmam. Aydın Doğan'ı da bayılmam e, ama dün çok çok daha iyidir. Yani Ya yani, hani zemzemli yıkanmıştır diye, e, diyen oranda. Şöyle söyleyeyim. Bunlar da siyasete meraklı isimlerdi. Aydın Bey çok severdi siyaseti. E, yani çok meraklıydı buna. Yani, bu dedikodulara falan. Ve etrafındakiler de onu bu yönde beslerlerdi. Mesela şunu söylüyorum sana. Biliyorsun Aydın Bey'in meşhur şeyi vardır. Tekne gezileri vardır. Evet. İşte yöneticiler alır falan. işte, şarap ikram eder. Fotoğrafları vardır bazı gazeteler. Ben hayatımda Aydın Bey'in teknesine binmedim. Ha öyle mi? Adil Bey bunu hep eleştirdi benle ilgili. Yani. Onu biliyorum yani. Hani beni böyle biraz kendilerini... Beni biraz snob gördüler ee, o açıdan. snob bir alakası yok. Ben hiçbir zaman patronlarla çok yakın olmanın iyi bir şey olduğunu düşünmedim. Ve iyi bir şey olmadığını da açıkçası son yıllarda biraz da deneyimledim yani. Çünkü patronla çok duygusal olarak yakın olmak patron için de iyi değil, çalışan için de iyi değil. Burada Ama hemen çalışan Emre'ye için... dönüyoruz Emre. Ben, 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 patron değilim ben gazeteciyim yani biz beraber gazetecilik yapıyoruz. Yani i̇nşallah da başarılı olursak yeniden gazeteci patronlar arasında bir yerimiz olacak. Yani devletin ihale peşinde koşmayan, kamu kredisiyle devlet bankanın aldığı krediyle medya sahibi olmayan hatta medya sahibi olmak için kredi kullanma arzusunda olmayan medya patronu. Olur mu inşallah bilmiyorum. E, hedefim e, neydi adamın adı? Saksaş'ın dizisinde gerif gibi olmak. Yani o meraklar meraklar biraz Türkiye'yi... Çünkü şeyi gördüler medya patronları. Seçime gerek kalmadan, halkın teveccühünü almadan siyaseti kontrol edebildiklerini e, gördüler. Ama ben ben o, çok o havada olmadım yani. Mesela müdahale olurmuş. Aydın Doğan, Aydın Doğan bana hayatında bir kere müdahale etti biliyor musun? Bir kere. Telefonum çaldı. Aydın Bey arıyor. Dedi ki Fatih'ciğim dedi, bugün Aydın dedim. Yarın dedi, Mesut'la ilgili bir yazım var mı dedi. Niye sordunuz Aydın Bey dedim. Mesut dedi, Mesut Yılmaz. Niye sordunuz Aydın Bey dedim. Yarın dedi, buluşacağım dedi. Eğer dedi, sert bir yazım varsa bir gün sakla sonra <laughs> dedi. Bak yemin ediyorum, başka bir gün bana. Bak yani, ya ne bileyim, ya iki gözüm önüme aksın diyeceğim falan yani. Başka bir günde bana şunu yaz, bunu yazma falan filan. Hiçbir zaman demedi. Evet ama bu Emin Çalışan'ın meşhur kitabı vardı. Ertuğrul Özkök'le konuşmaları işte. Hı -hı. Hatta Ertuğrul Özkök çok hoşuma gitmişti o. Ben gazete yönetmiyorum, ben aslında jonglörüm diyor. Hatırlarsınız onu. Yani... O Ertuğrul Özkök ona boss management diye bir isim takmıştı e, kendince. İşte jonglörüm, monglörüm. Doğru yani. Ertuğrul Özkök gerçekten jonglördür. Hatta suratında da o e, nedir o? V War Vendetta'daki maske gibi maske olan bir e, jonglördür. Çünkü o arkasındaki gerçek yüzünü göremezsin Ertuğrul Özkök. Ün. Ben... Ertuğrul Özkök'le 12 sene 13 süre beraber e, çalıştım. Aranızda so bir, şey, bir çekişme var mıydı? Yok sonra benim Hürriyet'e e, yayın yönetme olacağım yolunda bazı dedikodular çıktıktan sonra benden nefret etti. Ama ben Hürriyet'ten e, ayrılınca tekrar e, barıştık. Hürriyet'ten de söyleyeyim ben ya. Kendi hissemi ayrıldım ve herkes ben para mara aldım. Hiç ne bir yerden para aldım ne bir yerden para aldım. Hatta ayrılırken Aydın Bey bana bir... Bir şeyler önerdi. Onunla ben dedim ki be, konuşacak bir konu değil. böyle ayrılıyorum ee, dedim ayrıldım. Gittiğim yerden de bir para pazarlığım e, olmadı. Yapmam öyle şeyleri sevmem. Para pazarlığını küçük düşünce bulurum e, çünkü. Ertuğrul evet o maskesi vardır ve e, jonglördür ama yani bu jonglörlük ona da çok uzun süre yaradı diyemem yani. E, bir de bizim işimiz gazeci jonglörlük değil yani. Jonglör olacaksa sirke gideriz. Eğer... Meşhur laf vardır ya, soytarıyı tahta oturtursan saray e, kral olmaz, saray sirk olur diye. E, Ertuğrul Şirke'de jongler olunca jonglerler sirklerde olur, o da medyayı sirke çevirdi. Geleceği nasıl görüyorsunuz Türk medyası açısından? Türkiye'nin geleceğinden çok farklı görmüyorum. Allah tarafından buralar var ama buralarda etmez. Türkiye'nin geleceği ile ilgili öngörülerimi şu dönemde paylaşmamayı tercih ediyorum kanalınızda zaten paylaşıyorsunuz ama ee, orada da tam anlamıyla paylaşmıyorum çünkü çok karamsar ben genel olarak iyimser bir insanım yani her şeyin Dünyanın genel olarak iyiye gittiğini inanırım. Ki büyük ihtimalle de zaten tarihe baktığımız zaman dünya uzun genel vadede, olarak uzun vadede iyiye gider. Kötülük entropisinin azaldığını düşünürüm ben. Yani bundan 2000 yıl önce yaşıyor olsaydık büyük ihtimalle buraya gelirken yolda 200 kere saldırıyorlar. Kolup burada bıçaklarla otururduk. Sen de rakibim diye beni ne zaman kaptan çıkarken öldüreceksin <laughs> falan diye bir tedirginlik yaşıyor olabilirdik. Zehirli şarap. Bu şarabı iç, <laughs> şarap değil bu su. Ee, bunu içemezdi falan. O yüzden dünya biraz daha iyiye gidiyor. Hep daha iyiye gitmiştir. Sonuçta iyiye gider. ama. Biz kendi yaşam süremizle ilgili düşündüğümüzde ben bundan sonra yaşamıyorsam 50-60 yıl daha yaşarım. Değil mi yaşar mıyım? Olabilir. 120-130. <laughs> <laughs> Şaka bir yana yani bizim yaşam süremiz içerisinde benim kesinlikle senin e, belki kızımın inşallah yaşam süremizde Türkiye'nin daha iyiye gideceğine dair çok fazla bir işaret görmüyorum. Neden dersen günpenlikte müthiş bir artış var zarafetin kusura bakmayın tabirim için götoşluk olarak görüldüğü bir dönemden geçiyoruz. Kibar olmak kabahat oldu. Başkalarını düşünmek, empati yapmak kusur haline geldi. Tamamen günü kurtarma ve ne olursa olsun zenginleşme, ne olursa olsun güç devşirme, güç odaklarına yakın olmak için her türlü edepsizliği kabullenme gibi bir dönem var Türkçe bu yaygınlaşır. Bu artar, azalmaz. Ve Türkiye'nin girdiği yola bak, yani girdiği demeyeyim, sokulduğu yola baktığın zaman bu yola girmiş başka ülkelerin örnekleri var önümüzde. Şimdi Mustafa Kemal Atatürk Türkiye'yi o yoldan çıkarmak için çok önemli bir çaba sarf etti ve bugün görürüz ki %40 oranında başarılı olmuş. Ama o %40'ın örselendiği, diğer %60'ın ise giderek sayısını arttırdığı bir dönem yaşıyoruz. Bilginin önemi yok. Bilimin önemi yok akla saygı yok fikre, fikre saygı liyakat yok. yok liyakat zaten yok bununla ilgili olarak sadece AK Parti suçladığımız zan AK Parti yani Türkiye'de geçmiş iktidarlar sıçtı. Bunlar üstüne tüy diktikten sonra bir de sıvıyorlar. Tek farkı budur. Yoksa bu suçlu şu suçlu falan diye toplumsal olarak hep beraber bu suçmuz Bu uzun sürer mi? Ya tabii ki çok uzun sürmez. O 100 sene süre sürebilir. Evet ona da biz denk gelmiş olmuştuk. Mesele o. Mesele denk gelme meselesi. Şimdi Roma'ya, Roma'nın o en parlak döneminde de denk gelmiş olabilirsin. Ve bir Roma vatandaşı olmaktan gurur duyuyor olabilirsin. Veyahut da Roma'nın barbar saldırıları altında yerle bir olmak üzere olduğu dönemde de denk gelebilirsin. Peki siz çok genç yaşta medyada çok yüksek pozisyona gelmişsiniz mesela. Hiç güç zehirlenmesi yaşadınız mı? Yok, demin söylediğim bir şey dikkatini tekrar sunmak istiyorum. Birilerinin sana ayar vermesi lazım. Birinin... Eşiniz bunu yapıyor anladığım kadarıyla. Bunu eşim şahane yapıyor. <laughs> bunu eşim şahane yapar. Benim eşim de yapar. Yani şimdi çünkü herkes zaman zaman tırnak içinde göt kalkmasında muzdarip olabilir. Evet sokağa, bu çok insani bir şey. Sokağa, sokağa çıkıyorsunuz geçenlerde birisi Mimarim eleştirir, eleştiriyor. Dedim ki ya çık sokağa beş bin kişi sana adında bağırsın. Sen de kendini imparator edersin. Bırak öyle milyonlara falan. Sokağa çıkıyorsun. O Fatih Bey abi hoş geldin. Aman da ne şahanesin. O, her gün sizi okuyorum falan. Bunların yüzde da yalandır onu da söyleyeyim yani. yani. Okuyorsa bile küfrede okuyor da olabilir yani. İlla hayran olması gerekmez. Bunları duyduğunuz anda bir anda olan ben neymişim kardeşim... ...analarda neler doğuruyormuş hissiyatı oluşabilir. Özellikle bu gençken daha kuvvetlidir ama sonra şunu gördüm... ...bazen yaşlılıkta da olabiliyor bu. Bazı yaşlı dostlarım da, arkadaşlarım da bu hastalıktan bozuyorlar. Soğukta elini öttürerek kesen arkadaşları var benim? <laughs> Şöyle bu. Ee, i̇smini vermeyeceğim aslında. Anladık ama kim oldu? Ee, orada birisi devreye girmesidir. Bu hani anneniz olabilir... Ama anneler bunu pek yapmazlar. Özellikle oğulları söz konusu asla yapmazlar. Babanız olabilir. Benimki ne yazık ki öldüğü için artık yapamıyor onu. Tamam da yapar Sağlığında yapardı. En güzel eşiniz olabilir. Çünkü niye? Bunu ben sana yapsam. Şimdi sen, diyelim ki senin kıçın kalktı. Sen de burada havalı havalı gidiyorsun. Bu çocukları lezzet ediyorsun. ben de sana desem ki bak. Abi yapma bunu. Çocuklar da insan. Pezemin ya bak beni kıskanıyor. <laughs> dersin abi. Dersin. Halbuki bunu eşin yaptığı zaman dersin ki olan bu kadın ben iyi olursam bu da iyi olacak. Ben para kazanırsam bu da para kazanacak. Ben güçlenirsem o güçten o da fayda edecek. Demek ki hem kendini hem beni düşünüyor. O yüzden bunu eşlerin yapması gerekiyor. Arada eğer yuları çeken eğer ortada zıvarından çıkmış bir adam varsa dönün eşini suçlayın kardeşim. Kimse üstüne alınmasın. Gençler var mı sizin sormak istediğiniz bir şey? Ya benim var ama bu hafızanızı neye borçlusunuz çok merak ediyorum. Her şeyi çok ince ayrıntısına kadar Anlatıyorsunuz. Ee, ya hafıza işi şöyle bak. Bunu e, geçen günde e, biriyle konuştuğumuz için e, söyleyeyim. Hafıza işi. birincisi bir ant her şey antrenman iş. İşte mesela ben, bana bir bar ver kaldıramam. Üç kere kaldırırım kollarım ağrır. Niye antrenman Ama altı ay boyunca kaldırırsam sonunda daha çok rahat kaldırabilirim. Hafıza da böyle bir şey. Ne kadar çalıştırırsan o kadar bir şey. birincisi kullanmayı İkincisi hafızayı şu dolap gibi düşün. Şimdi i̇şte o dolabı kapan açıp içine ne bulursan atarsan bir şeyi aradığın zaman bulma ihtimali olmaz. Ya onlar öyle yapıyor yalnız. Bir şeyi aradığın zaman 3 saat uğraşırsın bazen de bulamaz. Halbuki hafızayı çekmecelere ve kompartımanlara ayırırsın. Dersin gibi işte burada büyük şeyler, büyük dağ. Burada çekmeceler, bu altta küçük çekmeceler. Buraya diye neyi nereye koyacağını bilirsen hafızanda. Sonrasında çık arayacağın zaman dersin ya bu şu çekmecedeydi. O çökmecini bir orada yoksa biz onun yanındakinde. Hafıza kullanmak biraz e, böyle bir şey. Benim karım mesela benim hafızama sinir oluyor. Oysa onun hafızası benimkinden 10 kat daha güçlü. Çünkü evlenmeden önce yapmış olduğum bir gafı bile bugün hala hatırlıyorum. <laughs> ben mesela onları hatırlamam. Ama ben de başka şeyleri çok iyi e, hatırlıyorum. Evet bir hafızam fena e, değil. Hatta bir gün e, Gırgın olsun dedi ki ben de öyle bir hafıza ki Doğduğum gün evimin suratını hatırlıyorum. <laughs> o kadar değil ama e, epey bir hafızam var. Niye? hep gözden geçiriyorum. İçini boşaltıyorum. Mesela bazı şeyleri çok hızlı unuturum mesela. Bir şey. Burayı bir daha gelişimde bulamayabilirim. niye? Her zaman geleceğim bir yerde 40 yıla başta geleceğim. O zaman telefonumda buranın adresini tutmak benim için yeterli. Ama sıklıkla hatırlamam gereken şeyleri ön tarafa, daha az hatırlamam gereken arka tarafa, hiç hatırlamam gereken şeyler ise hemen çöp bidonuna atmayı, hafızayı kullanarak kullana öğreniyorsun. Çok zor bir şey değil. Bana sorarsan zeka göstergesi. Bazıları ne kadar zeki olanlar bunlar her şeyi hatırlıyorlar zeka göstergesi. Bu sadece doğru konumlamak ve onun üzerinde hep çalışmakla oluyor. Şimdi mesela benim hafızam varsa İlber ve Celal hocalarınkinde yani. yani İlber'inki hele yani akıl alır gibi değil. Yani yalnız o adam... kadar yalnız ki o konuda İlber Hoca. Hani acaba doğru mu söylüyor? Hani o kadar spesifik şeylerden bahsediyor ki başka bilen kimse olmadığı için. <laughs> ee, şöyle söyleyeyim %97'si doğru. <laughs> doğru e, yani %97'si doğru. Peki bu bana şey sorusunu hatırlattı onu unutmuştum. Hazırlanıyor musunuz bir röportaj yapmadan önce? Hayır. Asla. Ben de hiç hazırlanmıyorum bana. Asla. Hazırlanırsam doğallığı kayboluyor çünkü. Yani var öyle hazırlananlar arabayı <laughs> bir soru listesi yapıyorlar. Onlar da şu oluyor sorularına o kadar aşık oluyor ki ne güzel sorular evet. buldum diye. o ne derse desin o soru sonra kilitlenmiş. O bitirse de böyle öbür soruya geçsen diye o listedeki soruda tamamlama çalışıyor. Ben asla yani ne bilim programının hiçbir Ya şey... yani şöyle bakıyorum ben konuya. Benim bütün bir ömrüm zaten benim o anki ki yapacağım bir şey hazır. Evet, yani o ana yani kadar hazırlanmadı. 60 sene mı? hazırlık zaten. Yani. Şimdi senle konuşurken 60 senelik bir hazırlıkla konuşuyorum. buraya geleceğim bana ne sorar? Soruları önceden bir tahmin edeyim. Ona göre hazırlayayım. Not Soruları isteyen oluyor mu sizden önce? Benden şimdiye kadar hiç isteyen olmadı soruları. Ama şu oluyor, hangi konu başlıklarını düşünüyorsun e, ona göre hazırlanayım e, diyen oluyor. E, o bile pek ender yani, genellikle olmuyor yani. Ama şey işte hani şundan bahseder miyiz diye soruyorlar. Anlıyorum ki ondan bahsetmek istiyor. İşime geliyorsa bahsediyorum, işime gelmiyorsa bahsetmiyorum. Bu bilim programı çok tutuyordu zaten Habertürk'teyken de. Şimdi onu ayrı bir kanal olarak mı yapacaksınız? Ayrı bir kanal olarak yapacağız. Şu anda onu abone olması için bizi izleyenleri ikna etmeye çalışıyoruz. Abone olun diyoruz o zaman. Evet abone olun Tek tek bilime abone olun diyoruz. Aslında çok kanal önemli Kanal açıldı mı yani? Kanal şöyle. Kanalda şu anda eski bilim programı haber evet, Habertürk'ün bilim programları ve Habertürk'ten haklarını istedim. Onlar dediler ki paylaşalım dediler. İşte çocukların iki kız bende kaldı, iki oğlan onlar da kaldı. <gülüyor> <gülüyor> e, paylaştık onları. Ben şimdi bende kalanları. Yayın hakkı siz değil mi? ortak şu an. Hem onlar da hem benler hep benlerde. mi böyledir medyada? Yani. Yok hayır. Ben istedim ayrılırken. Öyle bir uzlaşma yaptık kendileri sağ olsunlar. Buna izin verdiler. Tabii orada da bir garip bir durum var. Haber Habertürk'te ben yıllarca ya şu programları doğru düzgün kesip biçip koyalım derken bunu asla yapmıyorlar. Ben ayrıldıktan sonra şimdi benim bütün eski programları paketleyip şey yapıp tekrardan sonra biraz da garibime gidiyor. Olan yani niye yapıyorsunuz ki bunu? bunca yılda yapmadınız şimdi niye? Yani daha doğrusu bana mı rakip olmak istiyor koca ee, Habertürk e, diyorum. Belki de öyle olmak istiyor onu da bilmiyorum. Neyse onları alıp işte... Bazılarının sesi bozuk. Çünkü böyle şey yüklemişler. Ne denir? Balkan'da yüklemişler. Onları koyuyoruz oraya biraz editleyerek. Çok da iyi izleniyor. Şimdi geçen gün mesela şeyi koydum tekrar. Gönül Alpay Tekin'le yaptığımız muazzam bir Sümer ve dinlerin Kökeni'yle ilgili program vardı. Bana göre Türk televizyonculuk, televizyonculuk tarihinin en iyi işlerinden bir tanesidir. En azından kendi işlerinin en iyi bir tanesidir. Ee, onu koyduk. İşte o hemen bir, iki günde 40 bin tekrar izlendi. E, Reha Oğuz Türkkan'ı koyduk o e, izleniyor. Pek çok programı koyduk. Kimisi bin kimisi 10.000, kimisi 50.000 ama orada herhalde 150-200 tane daha fazla video e, olacak. Toplamı bine yakın o tek edek bilimlerin 700 e, civarı. Onları koyuyoruz. Onlar tekrar tekrar izleniyorlar. Onlar da hoşnut oluyorum ben. Çünkü kalıcı oldukları için yani 10 sene önce 7 yaşında olup seyretmeyen birisi bugün 17 yaşında olup seyredebiliyor. Veya yeni duymuş olan, yeni bu işlere merak salmış olan bir oluyor Haftaya Celal Şengör ile ilk röportajla tekrar başlıyoruz. Sonrasında başka bilim insanlarıyla da olacak. Zannederim Kasım ayından itibaren de teke tek bilimi canlı yapacağız. Yani Canlı derken şöyle, seyircili. Şu anda o konuda bazı e, aşamaları geçtik artık. E, belli bir noktaya geldik. Bir salonda şimdilik herhalde 500-600 civarında düşündüğümüz bir seyirci kitlesiyle beraber. Pek yakında çünkü bir aplikasyonumuz devreye giriyor. Yani teke tek medyanın bir aplikasyonu e, olacak. O aplikasyonu yükleyenler hem bizim bütün kanallarımızı izleyebilecekler. Hem de e, bizim programlara canlı programlara katılma e, hakkı e, elde edecekler. Katılmanın yanı sıra bir yandan da bu programlarda konuklara soru sorma imkanına sahip olacaklar. İşte bana sorsan bunların hepsimizi çoktan yapmış olmanız lazım. Yani Emre ile hep onu tartışıyordu ki Fatih Bey bunlar bazıları el alan işler diyor. Ben ya Emre yapalım. Diyor. Tamam abi yapıyoruz zaten merak etme diyor. E, o benden daha tezece. Mesela gece 3'te bana mesaj atıyor. Üçü beş kişi ben ona cevap veriyorum. İkimizin de manyak olduğu çok belli zaten yani. İşte i̇kimiz de böyle hani ne dediler çalışma manyakları. Şimdi orada da böyle onunla böyle dedi, gibi çalışıyoruz. Şimdi Zeynep normalde işte gazetecilik hiç ilgisi ya bana anormal e, yardım ediyor. Üniversiteye e, yüksek lisansa gitmeden önce e, orada onun müthiş bir desteği e, var. Genç çok şahane emrinin toparladığı bir ekibimiz var. Yani kuşağı mı? Vallahi ne kuşağı olur bilmiyorum ama Z kuşağı galiba değiller. Niye? Çünkü bak Z kuşağında bir tembellik var. Farkında mısın? Nasıl olmam? Yok mu Emre? Kesinlikle. Burası Z kuşağı dolu hocam. Ama sizde de iyi işler çıkıyor ya biçim Z kuşağıysa. Bak bu çocuklar bizim bizim ekip. Emre'nin de biraz belki orada katkısı var. Manya gibi çalışıyor. Hafta 7 gün yani. çalışıyorlar. Günde 20 saat falan çalışıyor. Yani çalışın diyen de yok ha. Aa ne güzel. Nereden buldunuz onları bize de söyleyin. <laughs> pıtır 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 kendi aralarında falan böyle işe geliyorum onlar bir şey yapıyorlar. Sonra bir grup hani yani çok sevdiğim hoş da bir çalışma ortamı oluştu onların e, arasında. Peki haftada yedi içerik çıkıyorsunuz değil mi? Bazen sekiz. Sekiz. Bazen biraz daha fazla. Biz haftada üç çıkabiliyoruz bazen dört oluyor. Ve bu çok zor bir iş. Kaç kişilik bir ekip var? Şu an dokuz olduk. Dokuz olduk. Bayağı fazla. Bizden fazlasınız yani. Kaç kurgucu var mesela? Üç. 3 var ama hepsi öğreniyorlar yavaş yavaş. Yani bir yandan da onların eğitimleri de var. E açık söyleyeyim. Hiç bizde eski kaşar yok. O iyi bir şey. Siz araları kesmiyorsunuz yalnız. Biz araları kesiyoruz. Onu niye yapmıyorsunuz ya da ben ne de olduğunu bile bilmiyorum. Şey, onu. yani boşlukları azaltıyoruz. Ha yapmıyoruz hayır. Ben, ben doğal halinde. Bazıları mesela biraz hızlandırıyorlar. Zaten bir biraz daha hızlandırırsan ne olacak yani hızlandıramazlar beni. o araları da kesmiyoruz. Ne bilmem ne, 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 ne kat diyor. Ne diyorlar? Jump cut. Jump cut. Ben onu izlerken ben rahatsız oluyorum. Şimdi benim rahatsız olduğum bir şeyi başkasının izletmenin de bir manası yok. YouTube'da bu var. Bana ne varsa var yani. Bu anlamda aslında editoryal işiniz kolay olmalı. Yani Atmıyorsunuz pek bir şeyi galiba öyle mi? Bazılarında atmıyoruz. Bazılarında atıyoruz. Yani, yani sizin o sabah yorumlarında Sabah yorumlarında e, biraz atılıyor. Niye biraz atılıyor? Mesela bazı şeylerde ben bir şey söylese, bir veriye dayalı bir şey söyleyeceğim zaman bazen tam rakam aklıma gelmişti. Hı. 2019'da borsa endeksi kaç dolardı şimdi Diyor 2 dolar civarı bir şeydi ama kaçtı tam hatırlamıyorum. Onu bir kontrol etmek istiyorum bazen. Yani bir dur bir bakayım diyorum. İşte onlar oluyor. E, Aslında arada. o yaptığınız şeyi canlı da yapabilirsiniz. Herhalde planlarınız arasında vardır. Yani sabah yorumu, durumu. Şimdi onu birebir canlı da yapabiliriz. Doğru söylüyorsun. Şu anda canlı yapmaktan pek çok şeyi kaçınıyoruz. Niye? İyi, kaliteli, sağlıklı bir iş olsun istiyoruz. Şimdi canlı yapmak için ekibi biraz arttırmamız lazım. Bizim bir yayın masası, işte daha fazla e, kamera, kameraman falan filan gibi sayımızı arttırmamız lazım. Şu anda onu yapacak ekonomik yetkinliğe, ekonomik olgunluğa sahip değiliz. Ayrıca da o riski de şu an için arkadaşlarımızın tecrübesel durumu nedeniyle bu alandaki e, almak istemiyoruz. İleride onu canlı yapabiliriz. Başka canlı işler de zaten planlıyoruz belli vade son sonunda ama e, YouTube bir canlı yayın mecrası değil aslında. İstiyorlar öyle olmasını ama evet. Bence yani, istediklerine pişman olurlar eğer herkes canlı yapmaya başlarsın. olabilir Peki son sorum şimdi çok iyi başladı. Yani çok önce başlamıştınız ama iyi gidiyor kanal. Tebrik ederiz tekrar. Sağ ol. Sizinki de iyi. Gidiyor. Şimdi ana akımdan tekrar teklif gelse bırakır mısınız? Aa, ben buraya gelmeden evvel yani buraya derken buraya demiyorum. yani YouTube'a girmeden evvel ana akımdan pek çok teklif geldi. Görüşmedim. Bunu da hatta ayrılırken de e, yazdım yani şu anda medyada kendimi patron diyebileceğim birisi yok. Ben bununla çalışırım. Bir gazetecinin ben bunu haberci çalışırken de yazmıştım. Bir gazetecinin en büyüğü patronu seçmelidir. Mecburen birinin yanında çalışmak çok istediğim bir şey değil. Şu anda da mecburen bir, birinin yanında çalışacak ne ruh halim var ne de böyle bir ihtiyacım var. O yüzden de ne ne öyle bir öyle bir şey olur ki yani göbeğinizi titretir derler ya. Göbeğimi titretecek bir şey olması lazım. Benim de bu yaştan sonra göbeğimi kolay kolay pek bir şey titretmez. Yani çünkü hani derler ya kulağımın arkası. Ben de o da kalmadı. <laughs> ee, işte o yüzden de hani şöyle birisi soruyor mesela. Şöyle birisi olur Der ki birisi. Baba Fatih Amerika'da lotaryadan milyar dolar kazandım. Bunda nasıl saçıp savacağımı bilmiyorum. Hiçbir şeyden de korkum yok. Zaten de benim yaşadığım yere ne birisi ulaşabilir, ne birisi benim telefonumu açıp çaldırabilir. İstediğin gibi bir medya alsana bu 1 milyar doları kur derse ki o bir paraya ihtiyaç çok da. O zaman yaparım. Siz o zaman öyle Yani bir şu şey yaptığım yaparsın. işi dev boyutta yaparım. Niye? Çünkü bu işin her tarafını biliyorum. Yani televizyon yönettim. Televizyon haber merkezi yönettim. Radyo yönettim, gazete yönettim, gazete kurdum, gazete kapattım. Yani bu meslekte ya şunu diyorum matbaa makinesi tamir etmeye kadar biliyorum. Ya 41 sene kolay bir şey değil ve bu 41 sene içerisinde her türlü alanında çalıştım işin. O yüzden yani çok iyi bir gazete kurabilirim. Şimdi bazıları diyor ki gazete öldü. Ya ölür mü? Kardeşim? Onu soracaktım. Ya ölür gazete mi? Ölür, mü? ölür mü? Sen daha konuya hakimsin. Amerika dijital mecralar açısından bizden bir 10 yıl önde mi? Büyük ihtimalle evet. Hadi 5 diyelim. Peki Amerika'da gazeteler kapandı mı? New York Times hala New York Times. Gerçi tirajları her gün, artıyor. her gün 2 dolar istiyorlar ama. Işte... O ayrı. İnternet tarafında da istiyorlar. Basın tarafında da tirajları artıyor. Wall Street Journal kötü patron almasına rağmen tirajını yükseltti. Yani 1996'dan bu yana Amerikan medyasında %20 civarında yanlış bir tiraj artışı. Demek ki sen de iyi bir iş yaparsan olur. Sadece şu olur. Eskisi gibi reklam alamaz. Bugün artık televizyon, internet şu bu falan filan varken ve buraların sunduğu imkanlar varken reklam verirsen yeniden gazeteye çekemez. Ama gazete belli ürünlerin, belli lüks tüketim ürünlerinin reklam mecrası olur. Çünkü gazete giderek lüks tüketim olacak. O yüzden hani gazeteyi işte 25 kuruşa satayım, e, e, reklamdan da üstüne tamamlayayım, 2 liralık endüstriyel maya çıkarayım noktasına değiller. Sen gazetemizsin babacığım, basarsın 3 euro, bugün kaç liradır, 60 liradır, 85 liradır. Basarsın 3 euroyu, alırsın gazeteni, adam gibi okursun, güvendir, pırıl pırıl bir gazete. O yüzden gazeteye de yer var, doğru düzgün yönetilen haber televizyona da yer var, doğru düzgün iş yapan hakiki... Bugün televizyonlara bakıyorum ben üzülüyorum. Yani biz bu televizyonculuğu Türkiye'de başlatan neredeyse insanlarız yani 1990'larda. Ya o televizyonda program vardı kardeşim. Bu benim yaptığım tek tek ana yani büyük televizyon haber televizyonu değil. Kanal D'de yayınlandı. Show TV'de yayınlandı. ATV'de yayınlandı. Yani Star Hadis dört büyük televizyonun üçünde yayınlandı. Ve Prime Time'ın hemen arkasında. Beyaz şovlar vardı. Okan Bayır günler vardı haber arkasından dizi arkasından show programı arkasından haber programı veya tam tersi. Şimdi bugün programcılık bitmiş vaziyette. Herkes olmuş bütün kanallar Netflix olmuş. Evet. Al kaseti tak kaseti al kaseti tak kaseti ya abuk sabuk kişi bağırıyor öyle bir. abuk mi? sabuk bir haber bülteni içinde haber bile olmayan televizyonuz. Böyle televizyonuz yok dünya. Amerikalılar beyinsiz mi? Niye hala ne bileyim işte e, adını unutuyorum adamcağızın e, bak hafıza dediğin gibi nazar değdim. bir takım talk show'culara program başına 3 milyon 5 milyon dolar verip geceliğin talk show'ları sabaha kadar. O yüzden var yapılır ama bunu yapacak ortada bir adam yok bunu yapacak bir kafa yok. Türkiye'de her şey aşağı giderken o da aşağı gidiyor. O yüzden halimden çok memnunum geldiğim yer inanılmaz iyi bir yer. Şu, bak şu olsaydı üzülürdüm. Ya girdim şeye e, YouTube'a 300 kişi izliyor, 500 kişi izliyor, 1500 kişi izliyor. Şeyi açtım, ne denir Fatih açtım. Açıyorum, o gün 10 kişi okumuş, ertesi gün 20 kişi okumuş, öbür gün tekrar 11 kişi okumuş. Bu, bu yıkım olur. Du benim için. Bütün özgüvenim, bütün her şeyim biterdi. Allah'tan öyle olmadı. Ha, ona hazırlıklı mıydım? Ona da hazırlıklıydım. Hazırlıklı mıydın? Tabii tabii. Gittim kendime küçük bir atlaşma tekrar bir ev aldım. Ee, <laughs> ...gidip orada oturacaktım. Vallahi şaka yapmıyorum ciddi söylüyorum. Abi ben dünyada olabilecek her şeye hazırlıklıyım. Teke tek müziğini kim buldu Fatih Bey? Aa. Çünkü orada büyük bir şey var böyle. Teke tek. Teke tek etek müziğini kim buldu? Teketek müziğini İzzet Öz buldu. Ha öyle mi? Ee, yapan e, sağ olsun İzzet Öz'dür. Geçen gün hatta e, karşılaştık Galatasaray'da sıra maç seyretmeye gidiyordum. Baktım e, İzzet abi de e, aynı tekne de öpüşüp e, koklaştık. O zaman med yapımla yapıyorduk Teketek'i. İlk başlangıcı med yapımındadır. İzzet abi de müziğini yapmıştım. Jingle'ının tamamını ve hatta e, şeyin de e, ne diyeyim e, o jeneriğin de sanat danışmanı İzzet Öz'dür. İsim sizin miydi? İsim benim evet. İsmi ben buldum. Şimdi o da bir garip mesela. Tek tek ben buldum. Sonra işte Bloomberg'de birkaç sene önce bir program istediler bende. Bir şey yapar mısın falan dediler. Ee, önce yani yapmayayım artık. Ne, işte böyle hafif böyle biraz sanat kültürü falan. Sonunda ikna ettiler yapmaya başladım. ona dedi ki abine no, okuyalım. Gırgır gır olsun diye Bire birebir dedim. Baktım ciddi ciddi birebir yapmışlar adını. <gülüyor> <gülüyor> bir daha severen ne yapacaklar bilmiyorum. <laughs> Şimdi aklında bazı isimler adam bazılarını çalmış. Yani baş başa düşündüm ama birisi e, araklamış galiba. o zaman isim bulmak zor bir şey değil. Ama tek edek fena isim değil değil mi? Güzel isim. Bence de güzel isim. Özellikle o müzikle daha da şey oluyor ama şey, bir kavgaya gidiyoruz <laughs> gibi. Aynen böyle bir bir bir, <gülüyor> beşiz, <gülüyor> bir programa gidiyoruz, kıyamete gibi bir hal var. Bir yerde şey bir program yapmıştım, Sine 5'e. E, Erol Aksoy sağ olsun Sine 5'e bir program istemişti. Oraya da yaptığımızın adı neydi? Başka Yer'de Yok. Başka Yer'de, ha hatırlıyorum ben. O de, da güzel, bir program. Program, o da güzel programdı. Sonra Erol Bey'in TMSF ile başı derdekini, Erol Bey'i ben çok severim. Benim ayrıca da şahsi de dostumdur. Temeseviyle başı başım belaya girince dedi ki abi, ben ayrılayım dedim. Niye Fatih dedim abi şimdi senin TMSF ile başın belada. Ben bir gazeteciyim. TMSF başı belada olan biriyle falan çok haklısın ayrıl dedi. Benden sonra kimler geldi kimler geldi. Bir sürü insan sundu ama pek bir şey olmadı oradan da. Ama o da güzel programdı. Ben, ben şahsen sizin gelmenize çok sevindim. Böylece en yaşlı YouTuber ünvanını <laughs> size devretmiş oluyorum. <laughs> Evre beni buraya getirdi hakaret işin diyeyim kardeşim. <laughs> Bak şunu söyleyeceğim. Beni dışarıda görenler diyorlar ki abi ne kadar genç görünüyorsun. Valla bugün uçakta oldu. Ee, otobüse bindik uçağı otobüsüne. Karşında e, bir bey var. Ee, yanında da çocuğu. O sonra Fatih abi dedi ekranlardan çok daha genç görünüyorsun dedi. Çok sevdim çocuğu. Yok kes <laughs> ke kesinlikle öyle görünüyorsunuz ama yani bana şey diyorlar. Enerjim evet. genç. Evet yaşlısın diyorlardı. Sen Gördüğünüz misin? gibi ben 51. 51. Ben de 61 olacağım yakında. Az kaldı. Şu arkadaşlara göre ölmeye çok yakınım. Tabii canım ama <laughs> bize göre de öyle. Şimdi ben mesela gençken 50 yaşında bir adam, 60 yaşında bir adam hala çalışıyor. Lan bu herif niye çalışıyor? Manyak mı nedir? Gitsin evinde otursun falan derdim. Şimdi 20 sene daha gazetecilik yaparım diye düşünüyorum yani. Ve baktığın zaman da yaparım diye düşünüyorum. Vallahi gördüğüm kadarıyla yapar. Yapar mıyım? 120'yi görür müsünüz bilmiyorum ama. Vallahi şimdi nazar değer gidip kurşun muşun <laughs> döktüreceğim. Buradan tıkı kapıda tık diye gidersem sorumlusu sensin. <laughs> evet çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Çok keyif aldım. Sizden de öğreneceğimiz şeyler var. bizim stüdyo <laughs> falan bunların yanında çok dandirik kalıyor. Bizim kodoşlardan, kodokslardan <laughs> sizde de var. <laughs> evet aydaki adamda gerçek bir aydaki adam vardı. Gerçekten YouTube'a gelmeniz bizim için de iyi bir şey. Ne kadar fazla iyi şey olursa bu herkes için daha iyi olur. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Bir el kondeşe alırsak iyi olur. <laughs> Var da açmadık sessizlik. <laughs> Görüşmek üzere. Música